Ablacığım ben 24 günü kaçırdım. Benim ona bakamayacağımı düşünüyorlar. Giden gitmiştir. Gittiği günde bitmiştir. Niye geliyorsun sen benim yanıma? Yürü. Türkiye, Havva Nur'u ve babası Kadir Bey'i konuşmaya devam edecek. Ben onunla devam ettireceğim. Evet, mutluyum. Olmaz bu iş. Asla. Buyursunlar. Ben buradayım. Kızı Havva Nur'u affedecek mi? Asla. Baba ben dün burada, ben düğünü yapacağım diyor ya. Buyursun yapsın diyorum benden. Damadı Nurullah'a son teklifi ne? Niye kaçırdılar? Geldiler bir kere istediler mi kızım? Aslında bu iş çözülmez. Kadir Bey'in bu teklifi çok konuşulacak. Sakın kaçırmayın. Eşim Yasin Uludağ, 2,5 yaşındaki kız çocuğum bana bir aydır göstermiyor. Kaçarak evlendi, hayatı cehenneme döndü. Annesiyle beraber olup beni dövdüler, darp ettiler ve bu şekilde çocuğumu elimden zorla aldılar. Bir ay önce kayınvalidesi ve kocası Yasin Uludağ 2,5 yaşındaki kızını kaçırdı. Ben şu anda 9 aylık hamileyim. Ben çocuğumun kokusunu özledim. Sarılmayı, onunla yemek yemeyi çok özledim. Hamile olan Gonca'nın feryadı. Yasin, benim çocuğumu bana geri ver. Yeter artık, yeter. Benim çocuğumu bana getirin. Böyle kayınvalide olmaz olsun. Kocamı benim elimden aldı dedi. Eşimle 20 yıldır evliyim. 3 yıldır eşim gelmedi eve. Kaynana bize dillik düzen vermiyor. Çocuklarımı 3 senedir bana görsetmedi. Huzur istiyorum artık bundan sonra. Eşimi eve dönmesini istiyorum. Kocamı çocuklarımı elimden aldı. Artık ya boşanalım ya da evine dönsün. Başka çare yok. Bir gelinin kayınvalidesine çok konuşulacak isyanı. Kaynanam Kale'ye sesleniyorum. Benim kocamı eve yolla. Allah seni bildiği gibi yapsın. Şimdi Esra Erol'da. Ben o evden... Bu zamana kadar benim 200 bin TL'ni götürdün. Sen bir numaralı yalancısın. Hiç kimse arkamda durmadı. Çöpün önüne mi koydum da sahip çıkmadım kızım? Allah için elini vicdanına koy. Sen beni evlatlar, reddettin. Benim senin aklını babam yok. Kocasına uyku ilacı verip evdeki 200 bin lirayla ortadan kaybolduğu iddia edilen ve canlı yayında anne babasıyla yüzleşen Nuray'la ilgili son dakika gelişmesi. Şimdi Esra Erol'da. Karım Raziye, Metin Tekin'den hamile. 3 aydır çocuklarımdan hiçbir haber alamıyorum dedi. Eşiniz 3 ay önce Kasım 2019 tarihinde evli kızımın yanına gidiyorum diyerek gidiyor. Adam. Sonra da iki çocuğu da alıp ortadan kayboluyor. Metin ya. Tekin isimdeki biriyle birlikte olduğunda iddia evet, ediyorsunuz. Adam. Bu süre içerisinde İsmail Bey eşinin bu ilişkiden hamile kaldığını evet, iddia ediyor. Çocuğun sizden olabilme ihtimali var yok, mı? Yok abla yok. DNA testi istiyor musunuz? Evet istiyorum abla. İddiaları ortalığı karıştırdı. Bugün büyük gün. İddiaların odağındaki karısı Raziye ve Metin Tekin canlı yayında. Peki sen bu Metin'le hiç konuştun mu? Konuştum abla. Gel dedi hanımın benim yanımda kalıyor. Şimdi Esra Erol'da. 17 yaşındaki kızımı Veysel Ürgen kaçırdı. Veysel Erbil teslim et kızımı. Nereye gitsen bulurum. Benim çocuğumu teslim et. Beni mecbur ettin buralara. Ceza alırım diye kaçıyorsun. Bu cezayı hak ettin. Kızımı teslim et. Vermem sana. 17 yaşındaki kızı Seviye'nin 2 aydır sesini bile duyamayan Kıymet teyzenin büyük isyanı, büyük feryadı. Psikolojim bozuldu benim. Gittikçe ben iyiye gitmiyorum. Teslim et çocuğumu. İçimden ağlıyorum. Gözümde yaş kalmadı. Şimdi Esra Erol'da. ATV ekranlarından herkese iyi haftalar sevgili seyirciler. Yani adettendir bu açılış ve bu konuşmayı yapmak. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hepimiz için çok zor bir hafta sonuydu. Eminim ekranlarınızın başına sadece haber bültenlerini izleyip
şehitlerin cenazeleri defnedilirken ve törenleri yapılırken hepimiz bu anları gözyaşları içerisinde izledik. Bir de onların hikayelerini, yaşamlarını, ailelerinin, çocuklarının, eşlerinin, anne ve babalarının yaşadıkları acıya hepimiz ortak olduk. Artık orada empati yapmıyorsunuz. Yani ateş düştüğü yeri yakmıyor aslında. O ateş hepimizin içini yakıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu Bahar Kalkanı harekatında ordumuzun ve kahraman Mehmetçiğimizin Allah yanında yardımcısı olsun, dualarımız onlarla beraber, kalbimiz onlarla beraber gelecek olan hayırlı haberleri bekliyoruz. Biz güçlü bir milletiz, güçlü de bir orduya sahibiz. En önemlisi bizim içimizde çok büyük bir inanç var. Bu inançla ve bu azimle her şeyin üstesinden geliriz Allah'ın izniyle. İnşallah da hayırlı sonuçlar alacağız. İyi haftalar diliyorum. İnşallah güzel bir hafta olur. Kıymet Çelik ilk konuğum Afyon'dan geliyor. 17 yaşındaki kızı Seviye Çelik 11 Ocak tarihinde evinden çıkıp gidiyor. Yine kaçan bir kız hikayesi. Yine evlenmek isteyen bir genç kızın hikayesi. Diğer tarafta da yaşı küçük diye evlenmesine mani olan bir aile var. Bu hikayenin sonu nereye varacak? Anne Kıymet Çelik kızını bulmak, kızına ulaşabilmek için programımıza geldi. Buyursunlar. Hoş geldin Kıymet abla. Nasılsın? Şükür İyi misin? Olsun. Allah'a şükür, hamdolsun. Afyon'dan geliyorsun. Afyon'dan geliyorum. Kızın Seviye Çelik. Evet. 17 yaşında. Evet. 2002 doğumlu. Evet. 11 Ocak tarihinden beri kayıpmış. Açık evet. Lisede eğitimini sürdürüyormuş. 11 Ocak günü evde misafirleriniz varmış. Evet, misafirleri doğrudur. Yolcu ettikten 2 saat sonra evet, kız doğrudur. Evden çıkıp gidiyor. Evet, doğrudur. Hemen arkasından kayıp başvurusu yapıyorsun. Doğrudur. Kızının Veysel Ülgen ismindeki kişinin yanında evet. olduğunu iddia ediyorsun. Bu kişi sizden Ağustos ayında Kurban Bayramı sonuncu günü ailesiyle beraber geliyor. Kızınızı istiyor. Kendisini görmedim. Kendisi gelmedi. Annesi, babası, kardeşi geldi. Heh. Ben söylediler Allah'ın emri diyelik. Ben dedim benim çocuğum dedim uygun değil daha yaşı küçük dedim. Hı hı. Olmaz dedim. Bu işi Seviye bilir diye kalktı gittiler. Hem bir onlara değil, hiçbir kimseye olumlu ben verim demedim. İsteyen o oldu. Ufak vermem çocuğumu ben dedim. Kalktı gittiler. Aradan 8-9 ay geçti işte Kurban Bayramı'ndan sonra. Kaçırdı çocuğu. Jandarmaya başvurdum. Savcılığa dilekçemi buldum. Polise gittim. 15 yaşında kaçan çocuklara bir şey edemiyormuş. He, bir şey olmuyormuş. Mecbur ettiler buraya çıkmaya. Mecbur kaldım. Evden giderken telefonu götürmüş ablasının. Telefon geldi, kızım gelmedi. Toplanıp geliyorlar. Davaya al, imzaya at. Şikayetinden vazgeçiyorlar sana. Geç diyorlar. Hı hı. Veysel'in 3 tane şeysi varmış, dosyası. Seviye'nin dosyasından cezası yanıyormuş. İçeri girerim diye çocuğumu dip dip kaçırıyor. Teslim et çocuğumu dedim. Bu aile Veysel Ülgen'in ailesi, annesi Zeynep, babası Muzaffer senden önce kızı istiyorlar. Sen diyorsun ki benim verilecek bir kızım yok, yaşı küçük. Evet. Sonra kızın 11 Ocak tarihinde Veysel'le beraber kaçıyor. Aralarında bir yıldır da bir ilişki varmış herhalde. Bunu doğrudur. Siz söylemişsiniz. Doğrudur. Ne zaman öğrendiniz bunu? Bunlar dünür geldikten sonra öğrendim ben. Söyledim, tembih ettim. Bir askerin dedim, askere gidişi şerefidir. Bir kızın al giymek babasının evinden çıkmak şerefidir. Otur şerefimle çıkarım seni dedim. Dinle demedim. Bırak. Öyle bir tokat mokat azanımı. Komşularım da bağlanabilir, eşim dostum da bir sıkı bir şey yok. Normal ya, aynı buradaki seyirciler gibi her gün evimizde oturuyoruz biz. Öyle bir şeyimiz yok. Baskı kuran, çocuğuna şiddet uygulayan bir aile değilsin. Değilim, sorulabilir. Gayet çocuklarımı serbest elim. Vallahi şimdi 17 yaşındaki bir kızı evlendirmemek için baskı kuruyorsan bu da kötü bir şey değil. Çünkü amacın kızın zaten küçük. Ben o yoldan geçmişim. Evliliğin zorluklarını biliyorum. Çocuk sahibi olmanın zorluklarını ya biliyorum. Ya Esra Hanım şimdi benim yanlış kızım... anlaşılmasın özür dilerim burada. Ayşe'nin kızı gelin oluyor 3 gün sonra boşanıyor. Mehmet'in kızı evleniyor 3 gün sonra. Otur dedim.
19 yaşına dek, 21, 22 yaşlarına dek otur evladım dedim. Oku dedim ben onu. Dışarıdan okuduyordum ben onu. Bir sıkıntımız yok. Ne babasından, ne benden, ne abisinden, ne ablasından. Hiç kimseden. Gayet rahat, normal yanımızda bir çekirdeği ile geçiniyoruz biz. Ama kızın kaçtı. Kaçtı. Gittikten sonra aradı mı seni Kıymet abla? Bir defa aradı beni, savcıdan geldim evime. Savcı jandarmaya kağıtları götürebilir misin dedi. Hemen dedim, yargıcım dedim. Bir sefer aradı. Anne ne yapıyorsun dedi. Sesinden tanıyamadım, ses tonu değişmiş. Ne düştü ya, bismillah. Neyse, tamam. Ne oldu kızım dedim. Anne uzlaşalım dedi. Kızın söylüyor. Kızım söyledi bunu. Ne benden hayvan mı alıp satacaksınız, uzlaşacaksınız dedim. Ses kesildi, bir daha duymadım. Yani aslında sen bir imza ver, ben evleneyim. Evlenmeme müsaade et, mutlu olmama müsaade et, bu iş bitsin diyor. Ya şimdi müsaade edin, müsaade edin de. 20 kişiye sordum, hiçbirisinden bir olumlu bir şey alamadım. Nasıl göz yumam ben buna bunu? Veysel'i tanımıyorsun, ailesini tanımıyorum, bilmiyorsun. Tanımıyorum, bak şimdi karşıma şuraya geçecek, tanımam. Bilmiyorum. Bir tek anne babasını mı gördün? Bir annesiyle babası, kardeşi geldi. Kurban Bayramı'nın dördüncüsü gün. Allah'ın emriyle dediler, biz dünür geldik. Hayır olmaz dedim. Bir onlara değil, hiçbir kimseye verim diye konuşmadım ben. Çocuğum ufaktım benim. Oku dedim. Bak benim, ben ef hanımıyım. İrezildiğimi görüyorum, oku kızım dedim. Ardındayım dedim. Ben ameliyat oldum, beni yaramına bıraktı gitti. Ablasının telefonu götü, telefon çıktı da orta yere. Seviye niye çıkmıyor orta yere? Ha, telefonu gönderiyor. Ben telefonu aşıkı değilim. Hı. Acaba... Telefon geldi ben hastanede, ben psikolojim bozuldu, şeker hastanıyım. Ay. Gittikçe benim şeyim, sağlığım, sağlığımdan oldum ben, sağlığım bozuldu. Buna ben vermek istemiyor Nesra Hanım. Neredeyse benim çocuğumu teslim etsin. Seviye Çelik, Veysel Ülgen'in yanında ama nerede oldukları bilinmiyor, hakkında kayıp başvurusu da var. Davayı al diyorlar bana, imzayı at, biz serbeste çıkalım. Yani kızı çok evlensinler, evet. Bizle uğraşma. Kızın karşılıklı 10 gün sonra Veysel'in annesi Zeynep ve babası Muzaffer ve kız kardeşi tekrar evine gelmişler. Geldiler. O uzlaşalım diye. Evet, sen doğrudur. Dedin mi benim kızımı bir karşıma çıkartın, ben bir görüşeyim onunla. Söyledim, söyledim. Aracı var. Aracıyı aradım. Bak ben çocuğumun nefesini, kendini, kokusunu özledim. Bir saat olsun göstersinler dedim, yine yok. Cezaevine girerim diye soktu çocuğumu, çıkamıyor. Şimdi Veysel Ülgen'in babası Muzaffer Bey canlı yayında. Muzaffer Bey merhaba. Muzaffer Bey. Alo. Muzaffer Bey duyuyor musunuz beni? Tekrar bir bağlantıyı sağlıklı bir hale getirelim. Kızım bir an önce evine dönsün. Diyor anne Kıymet Çelik. Yani ne şekil olursa ben çocuğumu kabul ediyorum. Buradan kızına ne söylemek istersin? Kızıma söylemek istediğim şu, gittiği insan dengi değil. Ne, bu acele niye yani? Hayır bak, demek istedim. Kaçmışla olumlu bir insan olsaydın evime çocuğumu alırım. Yüzüğünü taktırım, yaşını beklerim. Peki sen bu Veysel'le ilgili olumsuz şeyleri kimden duydun? Dünür geldiler mi onlar bana? Evet. Söylediler. Ha, oğlumuzun durumu bu bu diye ben anlattım. Ben bu oğlanı soruşturdum. Ahmet'e de sordum, Mehmet'e de sordum. Hiç bak 20 kişiden bir kişi Allah'ın kulu iyi yanıt vermedi. Şimdi Veysel Ülgen'in babası Muzaffer Bey telefon attığında. Muzaffer Bey merhaba. Merhaba ablacığım. Seviye nerede? İlk sorumuz bu olsun. Ablacığım benim haberim yok. Seviye'yi, benim oğlumu kaçırmış. Benim oğlumdan da haberim yok. Lan yalan söyleme. Daha evvel gün ben buraya çıkacağım dediğim gün biliyorum diyerek. Ablacığım. Muzaffer Bey. Seviye mi oğlunuzu kaçırdı? Alo. Ablacığım. Beni dinliyor musun? Dinliyorum, buyurun. O ablacığım, o karıyı sustur, ben sana konuşacağım. Bir kere bak, karı marı bu kelimeler çok çirkin kelimeler, hiç yakışmıyor. Ablacığım, o ablamı sustur, ben sana söyleyeyim. Ablacığım, ben bir kere bu kızla istemeye gittim. İstemeye gittim.
vermediler. Dediler küçüktür. Şimdi benim kız oğlanı kız kaçırmış. Evet benim haberim benim annesi biliyor. Bir senedir kızla oğlan gidip geliyorlarmış. Perşembe günleri bize geliyormuş. Oğlum ilaçları annesi hasta ilaçlarını oğlum almış. Bir yıldır arkadaşlıkları var Seviye ile Evet bir yıldır arkadaşlıkları tamam. var. Ya arkadaşlıkların olması kaçmaları için bir Bak sebep bakayım. Filan değil ki. Evet ben niye şey... oğlum öyleyse niye kızına hırs demedi? Abla. Niye o zaman konuşturdunuz? Şimdi anneler madem izin vermeyecekti niye konuşuyorlar? Beyefendi şöyle yapalım. Abla, evet. Seviye ile oğlunuz Veysel neredeler? Ablacığım, Veysel'den oğlan buradalar. Neredeler? Afyon'dalar. Afyon'dalar. Evet. Sizin yanınızdalar mı? Verin ben annesine konuşsun. Ben şoförüm. Annesine veriyorum, annesi konuşsun. Anne de konuşsun, siz de konuşun. Alo. Afyon'dalar diyor. Hanımefendi Zeynep Hanım merhaba. Alo, merhaba. Hoş geldiniz. Nerede oğlunuz Seviye? Afyon'da olduğunu söyledi hoş baba. Hoş bulduk. Nerede oldunuz? Ablam ben bilmiyorum. Beni dinler misin iyice? Buyurun. Peki bu annesi bu 7-8 aydır konuşuyordu kızı. Peki o zaman niye kızına demedi ki oğlum kızım konuşma bu oğlanla? Bunu bir. İlaçlarını hastaneye götürdü. İki. Niye demedi uzaklaş kızım? Peki üçüncüsü biz dünür gittik. Birinci evet yok dedi. Sonra da o dedi ki siz gelmediniz 4-5 kere. Bu üç. Niye peki bunları itiraf etmiyor? Kaç kere gittiniz dünürcü olarak? Peki dördüncüsü oğlu para istedi biz kız kaçtıktan sonra. Onları niye söylemiyor bu kadın? Ne istedi? Para istedi. Kimden? Bizden. Parayı da vermeye çalıştık. Niye ne bu mezaletleri yapıyor o zaman? Ne kadar para istedi? Ne kadar olduğunu bilmiyorum miktarını. Ama oğlu para istedi. 15 milyar. 15 milyar da para istemiş. Ben miktardan haberim yoktur. Yeni öğrendim. Kimden öğrendiniz bunu? Bir para istemişsiniz herhalde. Ben babasından yeni öğrendim işte. Siz kaç kere dünürcü gittiniz aileye? Ben bir kere gittim. Bana dedi ki benim maddi durumum yok. Ben tamam. kızımı gelin edemem. Duyuyorsun. O zaman dedim ki ben yaşını bekleyelim. Yaşını bekledik. Kız kendisi geldi. Gelmek istedi kız. Evin önünden kim aldı? Evin önünden balıkçı arabasından gitti kim aldı? Kim para Efendim? İstemiş? Ben size demedim mi bana para teklif etmen Elazığ'a yardım edin demedim mi? Hayır ben onun ne dediğini duymuyorum televizyon açın. Bak ben dünürlüğü diyorum. Biz dünür gittiğimiz zaman bana dedi ki benim kızım küçük ben vermeyeceğim şimdi. Tamam. Tekrar kızına dedim ki gelelim 5-6 kere gelelim annem gönlünü ederim kızı hayır dedi. Gelmeyin dedi benim evde huzurum yok dedi. Doğru. Ne dedi? Bir defa da kız gelmeyin verelim. Peki o anne madem yaşı doluydun dedim. 5-6 kere geliyordun. O anne doğru bir anneyse niye o zaman kızına demedi ki bu oğlanla konuşma. Ablası da biliyordu. Babası da biliyordu, kendisi de biliyordu. Niye uzaklaştırdı o zaman benim oğlumla uzaklaştırdı? O zaman biz elimizin anne verdik senin oğlana arabaya bindiriverdik. Niye uzaklaştırmadın o zaman sen benim oğlumla? Zeynep Hanım siz niye oğlunuza bakın oradaki diyor ki Kıymet Hanım ya, ben reşit olmayan... Konuşurlar yani. Reşit olmayan kızıma söz geçiremedim diyor. İnsanlar da geldi. Söz getirmedim. Benim oğlum da zorla kaçırmadı. Çünkü annesine huzuru yokmuş. Siz telefona bağlanan, siz eşiniz, hepiniz her şeyi biliyorsunuz. Bilmezliğe yatıyorsunuz. Ben diyor söz geçiremedim. Sizin de oğlunuz dinler misiniz? Sizin oğlunuz da Reşit. Ama o akıl edilmemiş mi Reşit olmayan bir kızla evlenemeyeceğini? Bak ben sana dedim benim oğlum zorla getirmemiş. Kız kendisi gelmek istedi. Hayır. Yalanı söyleme. Ben evde dedi huzurum yok annemle. Hayır ben yalanı söyleme. Ben istedi kız. Benim kızımın yaşı küçüğüydün dedim ben size. Peki. Neden senin oğlun götürdü dedim. Götmeydin bana mı danıştı da götürdü dedim. Zeynep Hanım bu ne gibi ne oldu? Yaşı küçük de. Zeynep yaşı Hanım. Küçük de o zaman niye uzaklaştırmadın sen benim oğlumla? Yaşı küçük de niye uzaklaştırmadın? Kız sana demiş ki bak beni vermese ben kaçacağım. Niye engel olmadın sen? Hayır sen kızım baksın konuşsun bunlar söylemişim bana. Sen ilaçları benim oğlum hastanelere getirdiğin zaman niye sen o zaman kızını almadın?
Doğru hastaneye gitti. Sen? Senin oğlan da oradan çıktı. Sen bunları oraya gelmedin o zaman. Hastaneye gidiyor diye diye çıkarmış. Benim bakın, çocuğum öldü. İki anneye de şunu söylemek istiyorum. Gençlerin konuşuyor olması kaçmalarını gerektirmiyor. Kızın yaşının küçük olması yani, arkadaş olmasını engellemiyor. Yaşları küçük olanlar da arkadaşlık yapıp kendi aralarında sohbet ediyorlar. Aralarında bir duygusal ilişki. O duygusal ilişki illa yani evlilikle de bitmiyor. Şunu siz gitmişsiniz bu aileye benim kızımın yaşı küçük dedin değil mi? Dedim. Sen de oğluna deseydin. Sonradan ne söyledi? Bana dedi ki siz çok gelmediniz dünür. Bana bak ben yine de gidecektim kızı bırakmadı. Hayır dedi gelmeyin dedi. Bana dedi ki ben verirsem kızım benim bir çorap yapacak durumum yok dedi. Bana hayır ben vermeyeceğim demedi. İşte yüzü benim yüzü onun. Bak ben bir sana değil her kimse dünür olanlara hep aynı yanıtı verdim. Benim çocuğum ufak ben evlendiremem dedim. Evlendiremem değil sen vermek taraftarıydın. Ama sen dedin ki benim maddi durumum yok. Ben de dedim ki tamam gerek yok. Yine yok doğru. Varsa. Bir daha çocuğum olsa evlendirmeye kalksam yine durumum yok doğru. Dilencilik mi ettin de düğün ettin de bileceksin senin oğlanı. Ya verme önemli ben şimdi. Ben çocuğumu isteyeyim. Ben çocuğumu isteyeyim. Bak oraya çıkmaya bir rezaletin anlamı yok. Zeynep Hanım. Sen biliyordun oğlum. Ben 50 gündür ciğerim yanıyor benim. Sen biliyordun ki konuştuğumda niye engel oldun adam o zaman? Zeynep Hanım 21 Ocak'ta siz Kıymet Hanım'ın evine gittiniz mi? Gittik. Kıskançlıktan 10 gün sonra kapısını çaldınız. Amacınız neydi gittiğinizde? Amacımız neydi? Amacımız hiçbir şey de değildi. Çünkü oğlu para istemişti. Ya bırakın para istemeyi falan. Ben yani parayı burada duyuyorum ya. O kapıya tekrar gitmenizin amacı ne? Ya şu gençler birbirlerini seviyorlar. Benim oğlum para istemişti. Parasına ihtiyaç yok. Benim oğlum taşırım. Zeynep bakar Hanım. Mısın? Bakar mısın? Ben sat yankı ver. Ben gittim evet. Para vermek için de bir de ben arayı düzeltmek için gittim ama bana kaldırdı. Ne dedi? Senin oğlun hapishaneye girsin. Bak bunu doğru konuşuyorum. Ben de doğru diyorum. Oğlunun hakkında bir işlem mi yapıldı? Bir ceza durumu mu var? Hayır. Yani oğlunun 3 tane dosyası varmış. Kendi ağzıyla söylüyor sana sola. Kimin dosyası varmış? Oğlunun. Siz kendi dosyalarınızı hiç görüyor musunuz? Madem tamam. Ülkede dosyası olmuyor. Bir saniye sen de beni dinleyeceksin. Bak dinliyorum ben seni. Siz kendi dosyalarınızı hiç görüyor Zeynep musunuz? Zeynep Hanım şimdi kavga tamam. Ya çıkmalar rezaletin anlamı Zeynep yok. Zeynep Hanım kendi şu anda. Kendi dosyalarınızı dökün ortaya o zaman. Şu anda kavga etmenizin sen onu dedin bunu dedinin bir anlamı yok. Bu iş para istediler diyorsanız parayla çözülecek bir durum olsaydı. Hayır ki, ama oğlu istemişti. Oğlu istemişti diyorum ben sana. Ya onu bakın, istemişti diyorum. Bakın bu kadar parayla bu iş çözülecek olsaydı hepiniz yolu yordamı biliyorsunuz. Buraya gelenlerden öğrendik biz de. Parayı verirdiniz, olayı halledersiniz. Günlük gülistanlık herkes yaşamına devam ederdi. Ya siz tamam, bu kapıya... ablacığım bakar mısın? Ben diyorum ki evet oğlu istemişti. Ben de diyorum hani gelinimin hatırı için, oğlumun hatırı için vermek taraftarıydım. Barışmak istedim. Zeynep Hanım şunu söyleyeyim. Ya Kıymet Hanım bak bu gençler kaçıyorlar. Bizden de korkuyorlar. Ben yerlerini biliyorum. Çıkalım çocuklar da ortaya çıksın. Bir orta yolu bulalım deyin ya. Ya anneciğim bak ben tam bilmiyorum nerede olduğunu. Baba diyor Afyon'da diyor. Tam konuşmaya başlayacaktı. Sen onu dürttün galiba. Ondan dolayı da ben hayır, anneye vereyim. Buradayız dedikleri benim çocuğu. Benim beyin şofördür. Bir gün evde oluyor, 10 gün evde olmuyor. Haberi olmuyor bir şeylerden. Nerede kalıyorlardır peki? Gidecek yerleri bilmiyorum, var mı? Bilmiyorum, bana bir şey demiyorlar. Ben tansiyon hastasıyım. Parası pulu var mı oğlunun? Nerede kaçacaklar? Nerede saklanacaklar? Ben diyorum ki ben sana bilmiyorum. Zeynep Sen de oğlunu bilmiyorsun. Zeynep Hanım, yıllar sonra çok az kalmış bakın. Bu şeylerde, meselelerde, ailevi ilişkilerde 2 kere 2 4 etmiyor ama biz burada şunu görüyoruz. İnşallah siz öyle bir taraftarsınız ki gelinizi, seviyeyi gelin olarak 17 yaşındaki bir kızın ailevi sorumluluğu kaldırabileceğini düşünüyorsunuz. Ve hatta onu da ötesine geçerek bütün suçta seviye sizin 26 yaşınızdaki oğlunuzu kaçırmış,
Siz pürü paksınız, oğlunuza gereken terbiyeyi vermişsiniz. Ama ben size şunu söylüyorum. Seviye yarın bundan 2-3 sene sonra evliliğin sorumluluğunu kaldıramazsa inşallah Seviye'nin arkasında böyle bir kayınvalide olarak durursunuz, tamam mı? Ya da Seviye anne... Allah'ın izniyle durun, eğer bu annesi bu rezaletleri yaptıkta o zaman bozulur. Zeynep Hanım, Allah o günleri... Sen bakar mısın, beni dinler misin canım benim? Bu şunu rezillik değil. Seviye bugün diyor ya sana, annemle aranda problem var, beni kaçır diyor. Bak ben annesinin... Zeynep Hanım bir dinle. Diyor ki bugün annemle aramda problem var diyor. Ve hadi Veysel kaçalım diyor. Ya da Veysel diyor ki problem varsa gel ben seni kaçırayım diyor. Hülya da şunu anlatmaya çalışıyor. Veysel'le evlendi. 3 gün sonra Veysel'le problemi olduğunda bu kız yine aynı yöntemi. Ben kocamla mutsuzdum o yüzden kaçtım diyecek. Siz böyle bir şey kabul edebilir misiniz? İçinize sindirebilir misiniz? Vallahi kardeşim, o da gelinimin vicdanına kalan bir şey. Ne diyeyim ben? Ama bak, annesine bugün sıkıntım var deyip sırtını dönen bir evlat var. Ya bak anam benim, annesi biliyordu konuştuğunu, niye o zaman engel olmadı? Annesinin ilaçlarını hastaneye götürmüştü. Ablası biliyordu. Sırf kızına gıcıklık böyle şeyleri yapıyor bu. Kızını istemiyormuş. Veysel'e diyordu cezaevine sokacağım. Ya bana benim midem geniş mi? Ben Veysel'i cezaevine sokacağım bu 2-3 ay için. Kızım sokaklara düşsün. Annesi bunu bize itiraf etti. Zeynep Hanım, kızını istemeyen bir anne. Kızımı istemediğimi varsayıyorum. Kızım var. İlk dünürcü geldi. Hemen veri veririm vallahi. Bir an önce evlensin. Ben ondan kurtulayım derim. Niye size desin ki ben kızımı evlendirmiyorum. Yaşı küçük desin size. Hemen verirdi. Hiçbir sorun da olmazdı. Ben açık konuştum. Versem ne diyorsun? Duymadım ben ne dediğini, anlamadım ne dediğini. Yok ki ne benim dedim. Zeynep Hanım, tekrar size soruyorum. Bakın Seviye'yi oğlunuz zorla, şiddet kullanarak kaçırmış olabilir mi? Hayır, kesinlikle sana yemin ederim bir de. Bak eğer öyle bir şey söz konusuysa bu kız çıkıp derse ki Seviye, Veysel beni zorla kaçırdı. Bu sefer suçun niteliği ağırlaşır. Ama şu anda 17 yaşında olduğu için... Veli'si annesi, babası, onay benim yok. Bilgim yok, rızam yok dediği için o kızın rızası bile olsa siz annesine, babasına hesap vermekle yükümlüsünüz. Kanun böyle diyor. 3 aydan bir yıla kadar da bunun cezası var. Siz bu anlamda bakın diyorsunuz ki kız 17 yaşında laf dinlememiş. Böyle bir cahillik yapmış. Ben size şunu soruyorum, 26 yaşında evladınız bilmiyor mu böyle bir kızla evlilik olmayacağını? Siz niye ikna edemediniz? Ya ne? Benim haberim yok diyorum. Ben bak o güne ait ben hatta Kaplıcalar'daydım. Benim haberim yoktu. Konuştuklarını biliyordum ama. Tamam. Çünkü neden annesi de biliyordu. Annesi de biliyordu, ablası da biliyordu, babası da biliyordu. O zaman niye demedin bu kızın yaşı küçük oğlum başımıza iş alırız diye niye demedin? Bak benim o zaman sen niye o zaman kızına demedin ki kızım vermeyeceğim sana engel olmadı. Niye o zaman engel ben olmadı? Ben sormadım kızıma. Ya siz istemeye geldiğiniz... Niye engel olmadın o zaman sen? Zeynep bu kızın bu oğlanın sen... ahlakları iyi değilmiş. Sakın dedim. Ya iyi bile olsa oğlan. Sen o gün kızımın yaşı küçük bekleyelim dedin mi? Kime dedim? Kime? Hayır bunlar çocuk kaçtıktan sonra geldiler. Kaç kere kaçmadan dedim. Önce değil. İlk istemeyi Ağustos'ta geldiklerinde kızın yaşı küçük. Ben şimdi evlendirmeyeceğim kızımı dedin mi? Dedim hiç de veririm de ağzımdan çıkmadı karşımda dinliyor bak. Veririm diye çıkmadı. Bir bunlara değil hiç kimseye ben kızımı veririm demedim. Dünürcüleri vardı. O zaman dediler Seviye bilir dedi kalktı gittiler. Ben bir de bu kaçmalarda filan da kız da kendi istemişti, benim oğlanı da kaçırmıştı diye hani olayın başka bir tarafı hani bizim sen oğlan kaçırmayacaktı. 27 yaşında, benimki 17 yaşında nasıl? Yani ikisinin de niyeti var. Kalın arabasıyla geldi götü kapıdan. Sen niye o zaman engel olmadın diyorum ben sana. Ya son siz oğlunuzu engel olun. Hepinizden de özür dilerim. Bakar mısın? Abla bakar mısın sen? Dikişler bandırdım banyo yapamadım. Ne? Bakar mısın? Bak, dikişler bandırdım. Ben barışmaya gittiğim zaman. Bir saniye sen de beni dinle. Ben barışmaya geldiğim Zeynep zaman Hanım, niye bana bir... Saniye, dinle. Kaplıcalara gittim diye. Haberdi Kaplıca bununla. Ben ameliyat olduğum yerim benimde. Vallahi billahi de değil bak. Banyo edemiyordum doğru dürüst. Ben banyoya girdim. Banyoya girdim. Geldi sobanın yanına oturdu. Misafirlerimizi gönderdik. Hı hı.
suratı bir karış. Seviye ne oldu dedim, hiçbir şey demedi bana. Ben banyoya girdim, kapı tırk dedi, ablası geldi. Anne dedi, Seviye dedi, görmedin mi dedi. Görmedim kızım dedim, kaçtığını bilmiyoruz. Sonra kızıma dedim, kaçtı yine, saat? Gitti mi Yunus'a bu dedim. 11. Akşam 11. Akşam 11. Akşam 11. Peki. Kaçtı mı Yunus? Şimdi Veysel Ülgen'den, yani aslında bir nevi kızından haber var. Veysel Ülgen. Alo. Hoş geldiniz yayına. Reklamlara gidiyorum. Acil olarak sizinle görüşeceğim. Önce Seviye Çelik yanınızda mı? Onunla yanına getirirsen. Öncelikle kolay gelsin. Alo. Seviye yanınızda mı? Yanımda değil benim. Nerede? Yanımda değil benim. Onu annesine sor ki 45 yaşındaki insanla para karşılığı evlendirmeye kalktıkları için kızı kaçtı. Sen de Seviye'nin nerede Veysel? Diyor. Reklamlardan sonra konuşacağız. Kardeşim, Kadir Bey'in damadı Nurullah'la konuşacağız. Kadir'in Nurullah'a bir teklifi varmış. O teklif ne? Bir ay önce kayınvalidem eşim Yasin kızımı kaçırdı iddiasıyla 8,5 aylık hamile. Gonca biraz sonra yayında olacak. Reklamlardan sonra geliyoruz. Ablacığım ben 24'ü günü kaçırdım. Benim ona bakamayacağımı düşünüyorlar. Giden bakın, gitmiştir. Gittiği günde bitmiştir. Niye geliyorsun sen benim yanıma? Yürü. Türkiye Havva Nur'u ve babası Kadir Bey'i konuşmaya devam edecek. Ben onunla devam ettireceğim. Evet, mutluyum. Olmaz bu iş. Asla. Buyursunlar. Ben buradayım. Kızı Havva Nur'u affedecek mi? Asla. Baban dün burada ben düğünü yapacağım diyor ya. Buyursun yapsın diyorum benden. Damadı Nurullah'a son teklifi ne? Niye kaçırdılar? Geldiler bir kere istediler mi kızım? Aslında bu iş çözülmez. Kadir Bey'in bu teklifi çok konuşulacak. Sakın kaçırmayın. Eşim Yasin Uludağ 2,5 yaşındaki kız çocuğum bana bir aydır göstermiyor. Kaçarak evlendi, hayatı cehenneme döndü. Annesiyle beraber olup benim... Dövdüler, darp ettiler ve bu şekilde çocuğumu elimden zorla aldılar. Bir ay önce kayınvalidesi ve kocası Yasin Uludağ 2,5 yaşındaki kızını kaçırdı. Ben şu anda 9 aylık hamileyim. Ben çocuğumun kokusunu özledim. Sarılmayı, onunla yemek yemeyi çok özledim. Hamile olan Gonca'nın feryadı. Yasin, benim çocuğumu bana geri ver. Yeter artık, yeter. Benim çocuğumu bana getirin. Böyle kayınvalide olmaz olsun. Kocamı benim elimden aldı dedi. Eşimle 20 yıldır evliyim. 3 yıldır eşim gelmedi eve. Kaynanam bize dillik düzen vermiyor. Çocuklarımı 3 senedir bana görsetmedi. Huzur istiyorum artık bundan sonra. Eşimi eve dönmesini istiyorum. Kocamı çocuklarımı elimden aldı. Artık ya boşanalım ya da evine dönsün. Başka çare yok. Bir gelinin kayınvalidesine çok konuşulacak isyanı. Kaynanam kâneye sesleniyor. Benim kocamı eve yolla. Allah seni bildiği gibi yapsın. Şimdi Esra Erol'da. Kıymet Çelik konuğumuz. Kızı 17 yaşındaki kızı Seviye Çelik için burada. 11 Ocak'ta kızım akşam saat 23'te ben banyo yaparken evden çıktı ve gitti. Onu kaçıran kişi Veysel Ülgen dedi. Veysel şu anda telefon altında. Veysel Ülgen merhaba. Alo. Seviye. Evet benim. Hoş geldin yayına. Neredesin? Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Neredesin peki? Afyon'daymışsın. Evet, Afyon'dayım. Bak annem burada. Senin için Afyon'dan İstanbul'a geldi. Sana ulaşmak istiyor. Evet gördüm. Kıymet abla. Kızım. Efendim. Ne yaptım da sana terk ettin gittin beni?
Ben istedim, sen vermedin beni. Ben sana kaç defa dile getirdim ben sana. Ama ben hiçbir kimseye sana evet dedim mi kızım dümürcülüğüne? Tamam demedin ama ben sana kaç kere söyledim istediğimi. Ve sen kaç kere geldiklerinde dışarıya düştüm diyerek sen kaç kere dile getirmişsin. Vermem dedim sana. Evliliğe hazır değilsin dedim sana. Niye vermem? Annen seni senin evlenmeni istemiyor. Ben istedim, annem beni vermedi. Birkaç yerden sağdan soldan duyma haberlerle kötü olduğunu söyledi sadece. Tamam, o başka bir konu. Istemedi. Senin evliliği... Ablam nerede? Ablam niye çıkmadı? Ablam niye çıkmadı? O kadar iftiranın üzerine ablam niye çıkmadı? Ablamı burada suçlama. Ablam burada suçlama değil. Her şeyi bilen oydu. Annem her şeyi bilmese de ablam her şeyi biliyordu. Hayır, burada ben program izliyordum. Ben ondan cesaret aldım da çıktım. Ne zamandır çıkıyordum, ben hastalığımdan dolayı gelemedim. Sen diyorsun ki orada beni yarım bıraktı gitti. Ben seni neyi yarım bıraktım da gittim. Gece mi gündüzü kaçattım, ben sana baktım. Nasıl nasıl bir daha söyle bakayım. Misin Seviye? Ben sana baktım baktım. Ha, yarım bıraktım gittim. Ama dış yaramıyordu da iç yaramıyormadan terk ettin gittin sen beni. Ben seni gayet iyi ettim gittim. Yazıklar olsun sana. Seviye. Oradayım, yaşını bekliyorsun diyordun bana. O zaman Veysel'i benden daha iyi tercih etmişsin sen. Veysel Gül mü Behutlu yürüttü seni? Kimse beni kaçırmadı. Kim kaçırdı seni? Kimse beni kaçırmadı. Ben kendim isteyerek geldim. Ben de rızamla geldim. Ha, Veysel Gül'ün ama ben mi kaçtım ben geldim seni? Ben vazgeçmiyorum da. Ben vazgeçmiyorum da, seviyorum da. Bak bugün değil, yarın da olsa... Beni bulsanız da ben hiç vazgeçmiyorum. Ben senin her zaman da yanındayım, arkasındayım. Peki, seviyorsun. Veysel'le hayatını birleştirmek istiyorsun. Annen de diyor ki, kızım senin yaşın küçük. Bak evlilik zor, buna hazır değilsin diyor. Biraz bekleyemez miydiniz, sabırlı olamaz mıydınız? Yani bu, vermeyeceğim dedi. Allah da şahit vermeyeceğim dedi. Ya tamam, Allah şahit vermeyeceğim dedi ya. Biraz sabırlı olup... arkadaşlarınıza devam etseydiniz, görüşmeye devam etseydiniz, sen yaşını anne, doldurduğunda onlar tekrar gelseydi. Bu acele niye? Beş kaçıyor mu Veysel yani? Sen kaçıyor musun? Şimdi ne bu bak, telaşınız Esra niye çocuklar? Hanım, bir saniye beni dinle. Dur Kıymet teyze. Özür dilerim bak bir saniye. Şimdi bu... Benim sabrımı taşırma. Kıymet, Seviye. Gittin. Sevdim gittim, isteyerek gittim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim diye tutturdun. İyi birine mi gittin? İstemem ben insanı. Ne kadar süredir tanıyorsunuz? Yanınızda olduğunuz kişiyi, Veysel Bey'i ne kadar süredir tanıyorsunuz? Bir yıldır tanıyorum. Bir tane... Geleceğini düşünmüyorum. Sen beni asla affetmeyin. Ne yaparsın senin gibi çocuğa? Şimdi bu kaçanların hepsi ilk olarak annelerini, ailelerini suçluyorlar. İşte orada huzurlu değildim, aile orada mutlu değildim. Ailesi suçlama değil. Ama suçluyorsunuz. Bana Veysel'in yanından kaçtıydım. İzmir Bornova'da el ele gezerken ne diyordun? Yüzükler bağnak bana üstündeydin, ana kaçtıydın. Kimden izin aldın da yüzük taktırdın sen? Yataklık yapanlardan şikayetçiyim. Şu an yanında ben kim? Ben sen istiyorum, sen istiyorum. Yanın... Ben sana gelmek istemiyorum. Yanında kim var Seviye? Veysel var. Başka kim var? Bir kadın sesi geldi. Yok hayır, başka hiç kimse yok. Neredesiniz peki? Yerini söylemek ve belirtmek istemiyorum asla. Yerini söylemek ve belirtmek istemiyorsun. Doğudayız diye yola. Sıkıya geldim, Afyon'dayız. Peki değer mi? Diyelim ki Beyza 17. Mi? Ya bak 17 yaşındasın, küçüksün. Yani cahil kelimesi değil de daha kanınız böyle hızlı akıyor. Daha öngörüsüz oluyorsunuz. Daha gelecekteki o resmi göremiyorsunuz. Daha telaşlısınız. Bir kere size biri itiraz ettiğinde siz inadına üstüne gidiyorsunuz. Bu işin Veysel'le mutluluğun mutlu olabilmek için
diğer hayatındaki önemli anneni, babanı, kardeşlerini, aileni yok saymaya değer mi? Yok saymaya. Benim sağlığımdan ettim. Değer mi annem? Değer mi ya? Değer. Değer, o kadar değer. Seviye, bence şurada yanılıyorsunuz. Sevgi dediğiniz şey... Benden bir daha görüşeceğiz. Emek ve zaman ister. Siz emek vermiyorsunuz, kaçmayı tercih ediyorsunuz. Sevdiğiniz kişiye, aslında karşı taraf için de Veysel de aynı, sizden de büyük, 26 yaşında biri sizi seviyorsa annenin, ailenin, Veysel'in... Onayını alması lazım. Evet, biraz onayını alması lazım. Esra Hanım, bunların bakın, yanında... Bakın, çevresinden duyumları var. Önceki nişan ya da birini istemişler, vermemişler, sabıkasıyla ilgili var mı yok mu? Gelip anneni ikna etseydiniz, sevgi dediğiniz şey böyle bir şey. Yani kapısını ben... ikna olunacak bir bayan değil. Ederdiniz canım. Ya bir yıl bekleyiver. Yani yaşını doldur mesela. O kadar ayağına gittiğine rağmen ikna olmadıysa hiçbir şekilde olmadı. 5 ay sonra sen reşit olacaksın. Yaşını mesela, yaşını doldurmanın ne gibi bir zorluğu var? Başkasına vermeden önce düşünseydi. Başkasına verecekti. Ben de sevdiğimin yanına isteyerek geldim. Başkasına ya mal verecekti. Kime verecekti seni, başkasına verecekti? Başkasına verecekti. Annen hem evlenmeyi istemiyor. Kime vereceğim, açıklamayacağım insanı. Hadi. Başkasına verecekti. Açıkla. Çünkü huzurumuz yok ikimizin evde. Kim yaşıyorsunuz evde? Ablası, ben babası, annem, baba, bir de bu vardı. Bir tane de yeğenim. Çekirdek bir aile. Evde de huzurun yok. Niye? Seni Veysel'e vermediler de huzurun mu kaçtı? Vermedi. Hay bu vermeleri. Niye oldu böyle? Ablalarımız var. Annem biliyor zaten, en çok her şeyi ablam biliyordu. Bak benim dur bir saniye. Bir saniye dinle. Bak ben seni dinliyorum. Her şeyi ablam biliyordu. Dinle beni. Seni götür. Seni konuşturuyor, işimizi hallettiriverin diye. Sen niye arıyorsun sağı solu? Niye babanı aradın, imzayı attın davadan dönün diye? O zaman abim niye para istedi? Kaç para istemiş abin? Ne zaman istemiş? 15 ya da 20 arası bir şey istemiş. Ne için istedi bu parayı? Ben bu işi, siz parayı verin, ben bu işi çözerim demiş. Tamam, ne için istemişler parayı? Başlık parası mı? Başlık parası, imzayı vermek. Ben onu duymadım. İmzayı vermek için 15 bin TL. Evet, o zaman... Ben babamla konuştum. Konuşmadım değil, ikna etmiyorum. Şimdi ben bunu tasvip ettiğim için değil. Genelde hep bu fotoğraf karşımıza çıktığı için, yani bu cümleleri duyduğumuz için. Karşı tarafta ne yapardı? Gereğini yapardı, şikayetten vazgeçerdi. Bunu niye yapmadılar? Demek ki ailem para mara istemedi. İstemedim. Elazığ'a yardım edin bana verdiğinize ya dedim. Ya sen de istemiş kaynatan ben aynı şekilde. Seviye bak. Ne demiş, ne annen demiş? Annen seni mal gibi amca satıyor olsa. Dur bir dakika ya. Annen beş seni parayla satıyor olsa ilk istemede derdi ki kardeşim benim şartlarım bu. Verin bu iş olsun derdi. Annen seni sadece yaşını öne sürüyor. Benim gibi olmasın diyor. Bak para teklifi olduğunda kabul etmediğime benim 5 tane şahidim var. Mustafa konu geldi, yollamış kayıntı hocam. Ben kabul etmem dedim. Sen benim alakam bilmiyor musun? Duyuyor musunuz? Duyuyorum, dinliyorum. Mahallene, Afyon halkına sorulsun, paraya hiçbir zaman tamah etmedim. Annene sen oraya giderek anca beni rezil ettin, kendini rezil ettin. Başka bir şey demiyorum ben. Zaten rezil ettin lan, sen rezil oldun. Sen de beni ettin, ben de seni. İrezil ol, rezil olasın. Ya bunun rezillikle ne alakası var? Yani rezil olmak mı önemli, bütün hayatın senin yanması mı? Senin oğlan en çok duruyacağın bir iki sene. Sen de alıp kucağına geleceksin. Hiçbir şekilde gelmeyeceğim. Ben ailemi de istemiyorum. Ben karakola gitsem de vereceğim ifade aynı şekilde. Şimdi gider misin karakola? 4 ay sonra ben yine kocamın yanındayım. Şimdi bulunduğun yerdeki jandarma ya da karakol ne varsa gider misin? Giderim. Tamam. Ben giderim ama gitmek istemiyorum. Beni tutabilecekleri 4 ay sadece. Senin ne zaman kocan oluyormuş? Nikahlı mısın? Yok değilim. Nasıl kocan oluyormuş? Ama kocam olacak yaşını doldurduktan sonra. Demin ne kaçtı seviye diye muhabbet kuşu muydun fırtınayacak? Ne zaman yanında oldun? Veysel Ürgen'i alabilir miyim telefona? Ben seni istiyorum. Ben sana gelmek istemiyorum. Ben istiyorum. Ben istemiyorum.
Seviye aslında rezillik... Seni Allah'a havale ediyor. Rezillik nedir biliyor musun? Kendi hakkını olan annen bak İçişleri Bakanlığı'na kadar dilekçe yazmış. Efendim? Sen ise hakkın olmadığı bir şeyi yapmak konusunda cüretkar davranıyorsun. Rezillik nerede? Annen mi rezillik yapıp çıkartıyor? Annem diyor ki ben rezil değilim. Namusumu aramaya gelmişsin. Canımı, evladımı. İnsanı da zaten bu konu komşu duyar, etraf insanlar duyar diye bazen buraya bile gelmekte aileler çekiniyorlar. Doğru. Asıl bir insanın kendi geleceğini yakması hayatındaki en büyük sıkıntılı süreç. Asıl rezillik o. Yani gençliğin gidiyor, bir evlilik yapıyorsun, bir yere kadar götürmeye çalışıyorsun, evlilikte mutsuz oluyorsun, geri dönemiyorsun. Döndüğünde zaten o yola çıkabilmek için herkes kırmızı. Veysel Bey. Ben aldatıp duramıyordum. Niye şimdi oturuyorsun? Niye hasta olmuyorsun şimdi? Alo. Veysel Bey. Kolay gelsin. Şimdi anne kızın konuşmalarını duyduk. Evet. Yani ne kadar hayatınızı kaçarak sürdüreceksiniz Seviye ile? En fazla 3,5 ay, 4 ayda. Kaçak hayatı kaçmaz yaşayacaksınız. Yok kaçmaz ki. Neredesiniz? Afyon'dayız. Afyon'da neredesiniz? Bir şey yok. Afyon'dayız. Ya ne yaptınız? Anadolu'daydınız. Afyon'dayız. Doğu'daydık, yeni geldik. Ben yalan söylüyorum, Allah çarpa seni. Hani ben kötüydüm ya. Hani sen diyorsun beni kötü diye götür. İlk başta sen bir kendi geçmişini arasın. Ya kendi geçmişini. Ben buraya çocuğuma çıktım. Geçmişime çıkmadım. Karşındaki bak seviyorum diyorsunuz ya, sevgi nedir biliyor musun? Senin karşındaki o kaçırdığın kızın annesi. Özür dilerim. Beni dinler. Tamam. Utanmadın mı o 7 yaşındaki kızı götmeye sen? Kaçırdı. Sen şimdi ya nerede kaldın da evlenemedin de çocuğu götürdün? Ben kaçırmadım, kendi geldi. Ben nasıl daha diyorum kendi geldi diyorum. Kendi geldi. Kendi de geldi. Bir kızı kendi geldi. Ya. Sen kapıdan aldın. Kendi geldi. Plakını inince verdim karakola seni. Ah bu cümle. Valla kaçırılma diye hiç şey. Veysel Bey kendi de gelse kanun öyle demiyor. Sizin gibi öğrenmişsiniz bir takım şeyleri, kendi geldi. Bir de şunu söyleyin tam olsun, kız beni kaçırdı deyin. Anne söyle dedi. Seviye beni kaçırdı deyin. Aynen. 26 yaşındasınız, sizi kaçırmış doğru olsun, o da kabul. Ama o zaman istediğim adamı ben de kaçırın. Annenin haberi olmaksızın velayet altında olan bir çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçunu işliyorsunuz. Ya gideceksiniz yetkililere haber vereceksiniz. Eğer bu kadar mertlik yapıyorsanız Seviye'yi de alıp götüreceksiniz. Kendi rızasıyla kaçtı diye ifadenizi vereceksiniz. Şimdi kendi rızasıyla kaçtığından ziyade kız kendi geldi. Kız kaçmaya kendi meyilliydi. Ya var ya, bu görüntülerin hepsi tarihe bir not. Yemin ediyorum size. 3 yıla, 5 yıla, 10 yıla Seviye de bu programda aynı durumdaki olan genç kızlar da bugünkü bu yalvarışlarımızın tekrar o zamanı, bugünü geri getirebilmek için ellerinden geleni yapacaklar ama artık bazı şeyler geçmiş oldu. Geçmiş ola yani, bitiyor. Veysel Bey, kaçarak yaşamınızı Seviye ile sürdüremezsiniz. Neden şey yapacak da geçmiş olacak ki? He? Neden? Neden pişman olacakmış, geçmiş olacak ki? Onu zaman gösterecek. Ben söyleyeyim. İleriyi nereden görüyorsunuz? Bu ileriyi görmek değil biliyor musun? Bu sadece bir öngörü. Bu kadar basit. Tamam, siz öngörünüze devam edin. İnşallah mutlu olursunuz. Ben kızım istiyorum. Vallahi binler çıkıyor. 4 aylık bir süreç var önünüzde. Ondan sonra hayat sanıldığı kadar kolay değil. Sizden ricam, aklı selim düşünün. Bu kadar yaptığınızın arkasındaysınız. Bulunduğunuz bölgedeki jandarmaya ya da karakola gidin lütfen. Bakın, yaptığınızın arkasındaysanız şimdi kalkıp gidin. Ben yaptığımı her zaman, her türlü her zaman... Tamam, o zaman karakol mu var, jandarma mı var? Ben sizin kızımı kaçırıyordum, beni öldürmeye geliyordunuz. Nasıl? Anlamadım. Ne dedi? Ne dedi? Sizin... Ne diyor? Böyle konuşacak ama siz empati yapmayıp karşı tarafın ne hissedeceğini bilmiyorsunuz ki. Aynı şartlarda, aynı şartlarda senin kız kardeşin kaçmış olsaydı. Ablayı döktü bunu siz abla, bu koltukta, abla. Bir dakika ya. Ablacığım, siz bu koltukta oturuyor olsaydınız ne yapardınız? Bak eyvallah, şimdi sen konuştun. Biraz da bırak da biz yani konuşalım, derdimizi anlatalım. Anlat derdini. Bırak da derdimizi anlatalım. Kardeşim biz kaçtık. Kaçmadan önce zaten cuma günü akşama ablasıyla beraber park altına yemek yemeye davet ettiler. Ablasının her şeyden, kaçtığımızdan, geldiğimizden, gittiğimizden hepsinden haberi vardı.
Cumartesi günü akşam saat 9'da biz kaçtık. Annesi, bak annesi Afyon Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu. Bel fıtığından ilaçları ben götürdüm. Kendi ellerinden gördüm. Kendi gördü. Bak kendi gördü. O zaman ne kadar ilaçları götürdüm de şey edemiyor. Veysel, seni görmesi, seni tanıyor olması, senin onu gidip istiyor olman. Anne diyor ki... Ben nerede senden ilacımı aldın lan? Doğruluşu ona bak. Yine sözüm söz Allah çarpa. Ben orada canımla uğraşıyorum. Seni nerede gördüm hap ilacı aldığını beni? Vallahi boğazım şişti yemin ederim gece, ya. Gece saat 11'de ilaçlarını kim getirmiş devlet hastanesine? Ya getirdiler ha, kardeşim. Özellikle sana mı çağırmışsın ilaç getir dirileceğim ben diye? İlaç getirdiğine kızını mı kaçıracaksın? Bu ne ya? Hayır. Haberim yok ya. Allah kadırlık nasip etmesin. Azizim haberim yok benim. O kadın orada söylüyor istedi zorla şey yaptı böyle yaptı diye. İlk baştan söylediniz. Ondan sonra amcası arayı bulacağım deyip 500 milyon babamdan para alıp da evlerine götürüp alkol içtirip Seviye'nin annesiyle babası alkol içtirip annemle babasıyla tersip diye çıkardı lan. He? Ne diyor işte? Abisi beni patronumdan 15 milyon para istemiş Atıköy Pazarı'na. Patronundan mı istemiş? Peki Veysel yaptığın arkasındaysan bulunduğun bölgede... Ya benim şahitlerim var, şahitlerim! Dur, jandarma varsa gidersiniz. Bir de göreyim bu yüreğinizi bir göreyim ya. Ben bu kızı seviyorum kardeşim. Her türlü riski de göze alıyorum. Deyin bakalım bir. Böyle kaçarak olmuyor, böyle kaypakça olmuyor bazı şeyler. Gidin o zaman bunları da anlatın orada. İfadenizle söyleyeyim böyle böyle olmuştu deyin. Kimse sizin ilaç parasını ilacı getirip getirmediğinizle ilgilenmiyor. Bu kadar basit. Ya zaten devlet veriyor benim hapımı, ilacımı. Vallahi. Madem o kadar ilacı getiriyorsun bari gözünü boya da bir yıl bekle kızı evlendirme için. Gözünü boya yani. Gel, gel Kıymet abla. Görenler, tanıyanlar, bilenler lütfen ihbarda bulunsunlar. Teşekkür ediyorum. Gel, oraya bakma. Gel. Gonca Uludağ konuğumuz Aydın İncirlioba'dan geliyor. Şiddet sebebiyle 27 Ocak'ta evden ayrıldım. Eşim ve kayınvalidemin şiddetine maruz kaldım. Ve 2,5 aylık kızımı baba bana göstermiyor iddiasında bulunuyor. Buyursunlar. Hoş geldin. Gelin Mahan abla, sen de böyle gel. Ramazan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Ben şöyle geçeyim. Gel böyle biraz, gel arkana yaslan. Tam böyle yaslan. Nasılsın anneciğim? Heh, gel rahat otur. Su mu bir şey ister misin? Yok sağ olun. Kaçıncı hafta? 9. ayın içindeyiz. 9. ayın, hadi doğdu doğacak evet. Yani. Evet. Ay buralarda doğuracaksın. Hayır yani elimden geleni yaparım da. 9. ayın içindesin yani. Evet. 9. aydan 2 gün aldı. 9. aydan 2 gün aldı. Evet, yani. Kaçıncı benim... hafta oluyor? Yani hafta hafta bildiğim için öyle 9 ay. 38 falan. Yani. Oralardasın. Evet. Kaç yaşındasın? 20. 20 yaşında sevgili seyirciler. Bakın biraz önceki hikayelerle, programa çıkan hikayelerle o kadar bağlantılı ki. 16 yaşında Yasin Uludağ'la evleniyorsun. Evet. Birbirinizi seviyor muydunuz? O zaman seviyorduk. Çok seviyordu. Evet, çok seviyordu. Ailen seni evlendirmeyeceğim dedi mi? Hayır. Çok, ha? Çok. Biz hiç çok demedi. Karşı geldik. Evlendirmeyeceğiz. Evlendirmeyeceğim demedi. Bak. İstesinler dedi. Ha. Hani bekle dedi. Ha. Yaşın küçük. Askerliğini yapsın, senin yaşında büyüsün dedi. Ha. Evet. Ben evet. Sevdim, inandım, kaçalım evet. Dedi. Ha. Sevdiğim için de kaçtık. Kaçtın. Evet. Ailen seni aradı mı? Aradı. Sen ne dedin? Dönmeyeceğim dedin. Evet. Çünkü seviyorum dedin yani. Evet. Ya o aşkın önünde kim engel olabilir ki? O sırada o sevdiğiniz insan için annenizi babanızı kötüleyebilirsiniz. Hakkında olur olmaz iddialarda bulunabilirsiniz. Evet. Hani diyorum ya 3-5 yıl sonra olaylar tersine döner diye. Bakın 4 yıl sonra geri döndü. İkinci çocuğuna hamile. 20 yaşında gencecik. Bir fidan benim için. Genç de bir kız. Gonca. Burada bulunma sebebin ailelerin imzasıyla sanırım nikahınız yapılmış, evet. Evlenmişsiniz. Aydın Çine'nin Taşoluk köyünde yaşamışsınız. 2,5 evet. Yaşında bir kızın var. Şu anda da hamileliğin ortada. Evet. Ve 27 Ocak günü evde
bir tartışma çıkıyor. Evet. Eşinin sana şiddet uyguladığını evet. iddia ediyorsun. Bu konuda raporların olduğunu söyledin evet. ama ben raporları görmedim. Ve sen evden çıkıp Ayrıldım. Gidiyorsun. Evet. Bundan sonrasını senden dinleyeceğim. Ben hani böyle sorunlar yaşayınca telefon da vermiyorlardı abla. Hı hı. Aileme ulaşabileceğim hiçbir şeyim yoktu. Hı hı. Hani arayabilseydim o arardım evimde beklerdim annemi babamı. Gelsin konuşsun isterdim. Ama ulaşabileceğim hiçbir şey yoktu. Ben de çıktım köyün yakınında onun kendi teyzesi vardı. Hı hı. Ben de hani ulaşabilmek için onun oraya gittim. Hani teyzesi Zeytin'e gidiyordu. Ben de eniştesinden hasta olduğu için rica ettim. Enişte böyle bir durum var dedim. Ne dedin? Öyle durumu da anlatır mısın? Ben dedim eşimle tartışma geçirdim dedim. Hı-hı. Hani bana şiddet falan uygulayacak oldu dedim. Ben dedim aileme hani ulaşabilmek istiyorum dedim. Telefonunu kullanabilir miyim dedim. O da gel dedi. Hani gel deyince ben de gittim. Ben annemi aradım işte, babamı da aradım. Hani gelin dedim, ben buradayım anne dedim, beni alın buradan dedim. Onlar da tamam dedi, geleceğiz dedi. Ben de bekliyordum. Çocuğun da almışsın, küçük çocuğun da. Evet, çocuğum da vardı. Eşyalarımızı da saklamıştım. Ben de çocuğum yanımdaydı işte. Ondan sonra eşim öğrenmiş, geldi. Arkamdan. Kendi teyzesine gidiyorsun sen, evet. sığınmaya, eniştesine evet. gidiyorsun. Oradan eniştesinin erkek kardeşi var. O arayıp söylemiş. Senin eşin burada. Bir şey olursa bizden bilme diye ona söylemiş. Arkamdan geldiler. Kimler geldi? Eşim geldi önce. Sonra da annesi geldi. Hı-hı. Eşim çocuğumu alacak oldu. Ben de vermedim. Hani sakladım. Çocuğumu ağlayınca duramadım Esra Hı-hı. abla. Ondan sonra vermedim çocuğumu anne. O da eniştesi de dedi ki hani dedi jandarmayı aradım Yasin dedi. Hani böyle bir durum olursa dedi jandarma senden bilir dedi. Beni ellemedi uzak durdu önce. Annesi gelince biz şu kadarcık bir alanda çocuğum kucağımda hani böyle saklandım. Karnıma falan vurmasın diye. Sonra annesi de geldi birisi elimi tuttu birisi çocuğumu aldı. Bırakmak istemedim ama zorla aldılar bıraktım mecburen. Ağlama. Ama annem ağlama. İsteyerek bırakmadım abla. Ağlama. Kaç yaşında bıraktın? Dur, kayınvalidenle eşinle yaşıyorsun. kayınvalidenle beraber ben o evin içerisinde yıllardır... Yapıyordum abla. Her işlerini de yapıyordum. Saygılarını da duyuyordum. Hani hiç saygısızlığım olmadı. Böyle şeyler de yapmadım. Ama artık hani burama geldi. Bıçak kemiğe dayandı derler ya. Söyledikleri iftira, yalanlar. Hani mesela eşim askere gitti. Bir sene orada bekledim o yokken. Ondan sonra hani o geldi... Hem düzenimizi artık kuralım istedim, evimize gidelim istedim, evimiz olsun istedim. Beni sürekli oyaladı, beni sürekli kandırdı. Eşim hani askerdeyken kayınvalidem bana sürekli hani iftira attı, hırsız da dedi. Ben de baktım olmayacak. Gelince eşimi de doldurmaya başladı bana karşı. Hani... Böyle onlar Zeytin'e gidiyordu, ben gitmiyordum. Senin karın yatıyor, senin karın kalkmıyor. Benim yaşım da küçük, çocuğum da var abla. Her işi de yapıyordum. Hani yapmaya da çalışıyordum. O çocuğuma da bakıyordum. Onların da işini yapıyordum. Karnımdaki çocukla hani sabahları yatıp kalınca falan... Senin karın kalkmıyor. Öbürü de kaç? 2,5? 2,5 yaşında da. Bir de karnında? Evet. Bir de evlilik, bir de kayınvalide, bir de aile. Ama bütün olay 27 Ocak'ta. Yani evet. o şiddet vardı 27 Ocak'ta. O evdeki tartışmadan sonra senin iddian şu. Ben eşimin teyzesi zaten ön alın. Evine evet. gittim. Oraya sığındım. Oraya kocam geldi. Kayınvalidemle beraber. Bana şiddet uyguladı. Kucağımdan da çocuğu aldılar. Evet. Sen 27 Ocak'tan bugüne kadar çocuğunu... Görmedim abla. Hiç görmedim. Eşin telefonla arıyor mu seni?
Hayır. Yani aramıyor. Eve döneceksin. Atıyorum ailenin yanında olmayacaksın, çocuğu sana gösteririm, benimle evliliğine devam edeceksin diyor mu? Hayır, hiçbir şey söylemiyor abla. Hani çocuğumu da göstermiyor. Yani şöyle bir durum var, bir de benim çocuğum bana çok bağlı. Ben daha önce de bir boşanma geçirdim. Hani ben o çocuğum için birleştim onunla, saygı, hani o çocuğumun hatırına birleştim onunla. Hani böyle olsun istemedim ama denemeyi de istedim, hani belki düzelir dedim. Aslında ilk sorun, sen ilk çocuğun 2,5 aylık bebeğini 3 aylık hamileyken başlıyor. Evet. Ben ilk çocuğumu hamileyken de ailemin yanına geldim. 6 aylık falan hamileyken de beni ailemin evinde hiçbir suçum, hiçbir günahım yokken bırakıp gitti. Ondan sonra hiç aramadı, sormadı. Hani çocuğumuz... O mu seni bıraktı? O beni bıraktı. Hiç aramadı, sormadı abla. Hani çocuk nasıl, çocuğumuz nasıl diye sormadı. O zaman ailemin evinde doğum yaptım. Benim çocuğum büyüdü. 1 yaşına falan girdi. Ondan sonra hepsinin de baba olası geldi. Babaanne olası geldi, dede olası geldi. O vakte kadar kimse benim çocuğumu görmedi de bilmiyordu da. Sen hamileyken, 3-4 aylık hamileyken annenin evine gidiyorsun. Çocuk doğum oluyor. 1 yaşına kadar annenin evindesin. Evet. O zaman da bir boşanma davası açılmış da şeylerini, sürelerini hatırlamıyor. Hatta o sırada sana bir iftirada bulunuyorlar. Evet. İddian o. Mahkemede de var bu daha önceki boşanmamızda. Navaka ödememek için kızımı kandırıyor. Kızım, bebeği bizim orada kalıyor. Kızım alıp götürüyor evlerine. İşte o zaman gitti. Kızımla biz 9 ay eşi askerdeyken 9 ay bizimle görüştürmedi. Hiçbir şekilde. Hiç. 2 tane bayram geçti. Bir gün elimizi öptürmeye getirmediler. Telefon mesela... Bağlantı, hiçbir bağlantı kuramadık. Yani ben her gün yastığa başımı koyduğumda kızım acaba öldü mü? Hani mesela kızım nerede, ne yapıyor, nasıl ulaşırım? 9 ay sonra ben hani... Sizle niye görüştürmek istemiyor? Görüştürmediler ya, biz bir şey söylemedik aslında. Hani bir şey, ben, kim istemez 2 çocuklu bir kızı iyi olsun yani eşinle geçinsin. Bir tane daha kızım var benim, evli, hiç karışmıyoruz mesela. Gonca'nın evliliği nasıl? Yani zaten 16 çok küçük. Gonca'nın? Evet. Gonca'nın evliliği kaynana kayınvalide ortamı. Ne bileyim, hiç elle tutulur, gözle görülür bir hayatı yok. Ama zaten 3 aylık hamileyken yani... Zaten Esra'cığım, ben büyüttüm o kızını. Benim yıllar önce bir kızım öldü, o ablasının ismini koymuştu o çocuğun ismini de. Hani... Öyle. Bilmiyorsun, hani büyüttük çocuğu, 1 yaşına geliyordu, çekti gittiler, hadi verdik bize, karışmak istemedik hani herhalde biz zengin oluyoruz diye. Uzak durduk biraz. Ta ki kızım telefonla aramış, oraya gitti. Bilmiyorum. Yani. 27 Ocak'ta sizi mi aradı ilk olarak? Anne, şiddet gördüm. Gelin beni alın dedi. Evet, babasını aramış. Bir numara aradı beni. Ben hani isim yoktu. Sonra eşim beni aradı. Gonca dedi bir yere sığınmış çocuğuyla. Akşam gidelim. Ben de dedim ki hayır, akşam gitmeyelim. Niye akşam gidelim ki? Şimdi olay olduysa şimdi gidelim. Eşim bir araba tuttu. Yani bir araba kiraladık. Gittik daha. Gittik yani. Vardı. Tam böyle az bir şey kaldı varmamıza. Kadın kaynanası bunun çocuğunu elinden sökmüş. Buna tokatlar atmış. Çamaşır makinesi varmış. Şahit öyle söylüyor. Bu çamaşır makinesinin arkasına kaçmış karnını korumak için. Kaynana çocuğunu almış, bunun bağrına bastırmış, çocuğu çığlıklar arasında götürdü. Ben arkasından hala seslendim. Hani dedim, bizim haberimiz yok, bu nedir? Bir öğrenelim dedik. Hiç hoş geldin, yani durum şudur budur demedi bana. Zaten öyle. O durumda hoş geldin, beş gittin yok yani artık. Yani o sırada kıyamet kopsun. Ben öğrenmek istedim. Bu da jandarmayı aramış. Jandarma geldi işte. Onlar da bir şeyler şöyle böyle bir şeyler söyledi. Yani savcılığa intikal etti. Savcılıktan da bir koruma... Bir ay süreli bitmiş koruma kararı. Evet, o bitti işte, o kadar. Yani şimdi de bak gelelim, kaç gün oldu? Hiç gelinimiz hamile, nasıl oldu, nedir bu çocuk, neyin nesi, ne arayan var ne soran var. Şimdi biraz önce Gonca'ya onu sordum, hani 27 Ocak'tan bu tarihe kadar koca bir kere arar. Hayır, Gonca döne bine der. Hiç
ne yapıyorsun der. Ya da çocuğu, sen çocuğu görmek istiyorum diye onu ararsın. O der ki tek bir şart var, çocuğu göstereceğim, benimle barışacaksın der. Öyle demiyor ablam. Ne diyor? Mesaj atıyor mesela. Bu doğum yaptıktan sonra bu çocuğumu da verecekmişim ona. Anlaşmalı bir şekilde boşanacakmışım. Ne ben onun hayatına ne de o benim hayatıma müdahale edecekmiş. Böyleymiş. Çocukların velayetleri bende olacak diyor. Çocukları bana vereceksin. Evet. Ne güzel teklif değil mi Evliya Hanım? Evet. Doğur bana ver çocuğu diyor. İkisi de bende. Sen görme diyor. Karışma da diyor. Şimdi o ya da bu meseleyle aranızdaki iddia neyse hamile 8 aylık bir kadın sizin akrabanızın evine sığınmak zorunda kalıyor. Evet. Siz iyi ya da kötü. Bakın aranızdaki anlattığınız olayın önemi yok benim için. 2 yaşındaki bir çocuğu da alıp annenin kucağından, hamile bir kadının kucağından koparıp götürebiliyorsanız dirilebilecek herhangi bir hayır, söz yok. Hayır kızım söylese. Ortada bakın o çocuğa yönelen, 2 yaşındaki çocuğa yönelen bir tehlike, bir şey yoksa birinin evine sığınmış olan bir kadını, hamile bir kadının elinden çocuğunu kopartamaz. Gittiğin ev kimin evi tekrar söyle. Eşimin teyzesinin evi. Teyzesinin evi yani senin gene akraban. Dersin ki teyze çıkar ya da sen konuşursun. Ya dersin bu gece burada kalsın biraz bir sakinleşsin. Çocukla senin gözetiminde ne yapacak kadın zaten? Çocuk... Şimdi kayınvalidenin yeğeni varmış. Kezban'ın yeğeni Hanife. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Şimdi bu arada hemen de söyleyeyim. Yasin Uludağ'ın söz hakkı cevap hakkı vardır. Gonca eşiniz burada çocuğu göstermediğini söylüyor. Kayınvalide Kezban Uludağ'ın, kayınpeder varsa hepsinin söz hakkı cevap hakkı vardı. Siz kayınvalidenin yeğenisiniz. Evet, Kezban Uludağ benim teyzem oluyor. Hafize Yılmaz benim ismim. Şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Ben şu anda Gonca'yı, annesini ve benim akrabam zaten Ramazan dayımı hayretlikle izliyorum şu anda. İşinize yani gelmemiştir. Bu kadar. Yani. Durun bir dakika. Bu kadar şov yapılamaz. Yani ben şu an teyzemlere ulaşamıyorum. Bakın dağ köyünde oturdukları için hiçbirimiz ulaşamıyoruz. Hepimiz her yerden arıyoruz. Ben şov yapan kim? Biz. Ünvan Hanımlar mı? Evet şu anda biz. Zaten bu olay mahkemeyle daha önce de yaşandı bunlar. Mahkemeyle hepsi delilleriyle beraber ortada. Ben şu anda zaten bakın. Benim şova ihtiyacım peki, yok. Peki bana söyler misin? Parasız reklama da ihtiyacım madem yok. Her şeyi niye biliyorsunuz da. Bir aydır şov benim orada ne yaşadığımı bilen var mı? Gündüzüm herkes biliyor madem. Neden ben evime girmedim onu da söyleyin. Herkes evinde dururken ben niye dağın başında durdum? Ben niye çocuğumu parka bile götüremedim? Ben niye çocuğumu alışverişlere götüremedim? Hadi söyleyin ya. Senin kocanın hiç de biri. Senin konuşmaya hakkın yok. Hafize dur bakalım ne anlatacak? Çünkü sen benim orada ne konuştuğumu. Hafize sen onlarla beraber mi yaşıyorsun? Şimdi bakın Esra Hanım. Bir anlatırsan. Teyzem ben Gonca'nın ilk kaçtığı geldiği andan itibaren her şeyi biliyoruz. Aileyiz çünkü sonuçta. Evet. Ramazan da bizim Ramazan Bey'dir. Zaten akrabamız. Tamam. Tamam. Anladınız mı? Keşke ben şu anda ulaşabilsem kendileri de canlı yayına bağlansalar ama çekmiyor telefonları maalesef. Ben şu anda zaten avukatlarını bulmaya çalışıyorum. Avukatları kimse onu da canlı yayına bağlatacağım. Şu an ulaşmaya çalışıyorum. Peki söylemek istediğiniz nedir? Yani buna neyin ne şovunu yani? Yapıyorlar? Buna ne? Kızım bağlansın 82 milyon bizi biliyor zaten. Çocuk Hafize Hanım çocuk nerede şu an? Bir dakika. Çocuk nerede? Çocuk nerede biliyor musunuz? Çocuk şu an babaannesinin yanında. Tamam. Niye babaannenin yanında? Niye biliyor musunuz? Gonca Hanım evden kaçtık gittiği için. Niye kaçmış? Gonca nereye kaçtı evden? Az önce bahsetti ya kayınvalidesinin akrabasına gitmiş diye. Evet. Tamam senin de teyzen el değil. Bunu niye kim söylemiyorsun? Kim? Ayten sizi senin teyzen değil mi? Onlar konuşuyorlar mı? Konuşuyorlar küsler değil mi? Küsler mi? Senin de teyzen. Küsler tabii. Tabii ki. Hayır. Küs onları fark eder mi? Kim diyor küs diye yalan Ayten söyleme. Gonca çıktığında bak, teyzesine sığınıyor. Aman ablacığım bak. Yalan söylüyor. Anne çocuğu kendi mi bıraktı oraya kaçtı? Bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Umman abla beni duyuyorsun değil mi? Kızım abla, küs değil. Ayşe teyzen, Kezban teyzen gibi yalan geldi. Nasıl yalan? Onu söyle. Çocuğu söyle. Ben çocuğumu kendim bıraksam neden...
Sen ne gördün peki? Hadi bana söyler misin? Hanımefendi, çok da fazla bir bilgiye sahip olduğunuzu düşünmüyorum. Sadece savunmak için yayına bağlandınız. Konuşturmayın. Estağfurullah, o hiçbir şey bilmiyor. Yalanları söylüyorlar. Ben de şunu anlamıyorum. Bu benim yeğenlerimin, benim avukatımın falan bildikleri hiçbir şey yok. Bakın baba, siz öyle bir şey yapıyorsunuz ki anneyle babanın arasındaki evlilikle ilgili anlattıklarınız %100 doğru olsun ve anne babalık bu ilişkide buradaki Gonca suçlu olsun. Ama 2,5 yaşındaki evladını annenin kucağından babaannenin almasını gerektirecek hiçbir hukuk yok. Babaymış, baba değilmiş de neredeymiş? Şunu söylemek istiyorum. Bakın şu anda hamile bir kadını iddiası o aramıyorsa şu anda savcılığa buradan çıktıktan sonra Gonca'yı götüreceğim. Hamile bir kadını terk etme suçunu işliyor yeğeniniz. Hamile olduğunu bildiği halde doğum yaptı yapacak burada. Ya vallahi başına ne gelecek? Karnındaki çocukla terk eden bir kadın, karnındaki çocuğu için mücadele edip İstanbul'a gelir mi? Sinir oluyor. Afyon'dan buraya. Bırakın ailevi ilişkileri. Gonca evlilikte o evliliğin sorumluluğunu yerine getiremeyen kusurlu bir eş olsun. Kusurlu bir eş olmak ayrı, annelik ayrı. Bilmiyor. Bunlar da böyle bir savunayım diye şöyle çocuk gelinleri alıyorsunuz. Çocuk alınır gelinlere doğum yaptırıyorsunuz. Ondan sonra da evliliği kaldıramayınca gelin sokağa atıyorsunuz. Hülya Hanım bak çocuğu. Bir dakika bak. Çok güzel bir şey söylüyor. Bugüne kadar ne yaşadın? Montaj bile yapıp enişteme gönderdiler başka erkekler hakkında. Ben daha ne yapabilirim? Senin fotoğrafında başka erkeklerin fotoğraflarını birleştirdiler. Çocuğum. Bak evet. Çocuğa diyorlar ki 6,5 aylık çocuk olmuş, gönderdiler mahkemelerde resundular Esra abla. Ben daha ne yapabilirim? Bu da mahkemede gerçekten bu fotomontaj fotoğrafların hepsi sonra sahte olduğu anlaşılmış. Evet. Terbiyesiz. Her şey mahkemede zaten. Şimdi akrabası olmuş. Ben kurtulmak istiyorum. Tabii Esra'mla. Yani bu kurtulmak, boşanmak istiyor musun? İstiyorum. Boşansın Esra'cığım. Çocuğumu ben da alıp hayatıma bakmak istiyorum. Bak, şimdi tabii neden kızım kurtulur. Sen dik dur. Psikolojim bozdular. Tamam ağlama, sen dik dur. Elimizden ağlama, gelen her şeyi yapar. Ağlayacak hiçbir şey yok. Ya Ünvan teyze tabii oraya gitmek istedim. 4 yıl öncesine gittiğimde o imzayı atmayacaksınız bir işte. Bir taneciğim atmadım. Kendisi istedi. Kadın sığınma evine giderim dedi. İşte yüzü ben ne yapayım keşke bir tanem. Keşke gitseydi de. Neyse o sonraki konumuz da. Ne yapayım seviyorum dedi. Seni. Sen çocuklarınla ayakta kalmak istiyor musun? İstiyorum. Her şeyi yaparız seninle. Tamam mı? Bak, sen yeter ki sapasağlandın. Teyze, senden tek ricam bu. Teyzemin evine gitti o çocukların diyemiyor. Babası elbet çocuklarını görecek. Ama sen tek görsün. Başına ayakta kalabileceğini de göster. Tamam mı? Buradan eşine de seslen lütfen. Benim çocuğumu bana getirin. Getirin benim tek çocuğumu. Tek başına büyüttü ya. Siz bakamayacaksınız bu da biliyor. Çünkü. Benim çocuğuma bu zamana kadar kimse bakmadı ki. Şimdi mi bakacaksınız? Kızım bir yaşına kadar bu çocuğu işten geldim ben uyuttum annem yalan söylesin. Göğsünden bak. İbret aletim için göğsünden pompayla sütü çektim işten geldim bunu uyuttum çocuğu besledim o kız çocuğunu. Yalan mahalleme bağlanın sorun biz nasıl bir kişiyiz mahallemin adını vereyim konuşun. Aran her tarafı komşularımızı. Sonra niye barıştın tekrar? Çocuğum için. Ne için biliyor musun Esra'cığım? Bunu kandırdı. Evet. Nafaka parasını ödememek için ceza aldı. Bu anlatamam. Yani. Çocuğun için derken bari hani. Yok ben gerçekten çocuğum için denedim abla. Onun niyeti neydi ben onu anlamadım ama ben gerçekten çocuğum hani babasız olmasın dedim. Hani başka çocuklara bakıp da özenmesin istedim abla. Ben başka hiçbir şey istemedim. Yani şu bölümü evden kaçan genç kızlara burada diyorum ya biraz önce boğazım yırtılıyor. Şu bölümü her seferinde onlara oturup bir odada izlettirmek lazım. Bak 4 yıllık olan süreçte kaçan ailesine önce sırtını dönen sevdiği için sonra onu bir şekilde nikaha kıydırıp kendi ailesine katan kişi sonra onu can evinden vuruyor. Nasıl olsa sahipsiz bıraktırıldığını düşünüyor. Sonra çocuk oluyor sonra o kendi şartlarına çekiyor her türlü davranışı sergileyebilir. O kadın gidemez de. Hiçbir yere uzaklaşamaz da. Çocuk da doğursa, şiddet de görse. Elinde bir telefonun var mı? Hayır. Hiçbir şeyin yok. 4 yıl telefon vermediler. Vermediler. Almadılar.
Yani istediğin zaman telefonun olmayabilir, imkan yoktur. Sen istediğin zaman anneni babanı arayabiliyor muydun o evde? Hayır. Arasam da hani böyle şey hoparlörü açıp da dinliyorlar abla. Annesi ne söyleyecek? Bakıyorlar. Mesela babası ne söyleyecek diye. Ben bazen söylüyordum anneciğim hani hamile olunca. Yasin kayınpederin telefon hattındaymış. Osman Bey. Alo İksir Hanım. Hoş geldiniz yayına. Söz hakkınız, cevap hakkınızı kullandığınız için. 2,5 yaşındaki çocuk sizinle berabermiş. Evet. 27 Ocak tarihinde oğlunuz ve gelininiz arasında tartışma çıkıyor. Eşinizle karışıyor, kayınvalide de karışıyor. O gün çocuğu anneden almışlar. O gün bugündür çocuğumu göremiyorum dedi. Hayır, çocuğu o tarihte gelen jandarmaları tanık yapın. Kendisi bıraktı, çocuk bacaklarına sarıldı. Bu çocuğu bırakıp gidiyorum. Yarımdakını doğurunca onu da atacağım dedi kendisi. Ne diyeceksiniz? Eşyaları da evden çekmiş kendisi. Tartışma falan çıkan yok. O komşunun dediği, bizim onlar yakından akrabamız da oluyor yani. Ben şimdi onları geçin silsildim. Onlar da biz de köylüyüz yani. Biz Gonca'ya sorar mısınız? Gonca 3 yıldır benim evimde. Ne zaman kalk kızım, ne zaman yat kızım demişim hiç. Bir sorar mısınız? Ya yat kızım, kalk kızımdan, işleri yat kızımdan daha önemlisi bir şöyle bir durum var. Gonca'nın bıraktığını söylüyorsunuz da siz de anne baba olarak kızım bak böyle olur mu? Çocuğun seni özledi. Neden gel bir çocuğu gör. O zaman dememiş ha ben 27 Ocak'tan beri çocuğumu göremiyorum diyor. Göremiyor. Kendisi reddetti. Kendisi reddetti. Bu karımdakını doğurup atacağım dedi jandarmanın. Bak Esra'la Allah da şahidim. Ben dedi kimsenin doğurduğu çocuğa dedi bakamam dedi. Böyle söylediler. Osman Bey geldi bu şekilde söylediler. Osman Bey bırakın senin, geçmişi. Şimdi Gonca çocuğunu istiyor. Gelse verecek misiniz çocuğu anneye? Ya neyini vereyim? Yarın biz gelelim. Anne çocuğu hemen alsın. Bak İstanbul'lara kadar gelmiş. Ya çocuğunu vermeyen yok mu? Çocuğu reddediyor. Siz olayları bilmiyorsunuz. Ha. Benim oğlum eve vardığında çocuğunu görmeye eki yaklaşık askerken jandarmaydı oğlum. Kestik de rapor almadınız beyefendi. Çok güzel konuşuyoruz ya. Benim çocuğumu, o zaman da aramadınız. Benim bu çocuğumu da aramıyorsunuz. Niye aramıyorsunuz o dedesiniz de? Esra Hanım, beykinleri susturur musun? Susmayacağız. Hiçbirine susmayacağım. Çocuğumuz yeter. Hiçbirine susmayacağım. Yeter. Ben onları bayram diye saldım. Siz konuştunuz bu zamana kadar. Yeter. Hani benim evime soktunuz mu beni bir günden bir güne? Hırsız sağ ol. Ben bir günden bir güne evime gittim mi? Hadi bunu kanıtlayın ya. Her gün dağ başındayım. Her gün eşin içindeyim. Ama bana gelince... Telefonla konuştuklarını. Beyefendi. Bak siz bilmiyorsunuz olayları. 3 yıldır uğraşıyorum bunlarla. 3 yıldır. Biz sizle uğraşmıyoruz. Biz sizin yalanlarınıza da karnımız tok. Sizin söylediklerinize de. Yeter artık ya. Gonca'nın ayrı bir evi var mı? Yasin'le yaşadığı ayrı bir evi var mı? Yok ya, annemin evi de var. 2 tane evde duruyoruz burada. Hayır annemin evi var. Hem kendi evimiz yalan. Var. Kendi evin var mı diyor hani kapısını açtığın hiç kocan senin. Hiç girmedim ki. Ya girmedim Esra Hanım olayları abla, bilmiyorsunuz girmedim. Da bunlar da şimdi oğlan askere gitti. Oğlan askere gidince kendi başına evet. Aydınlar'da duracağımış. 17 yaşındaki siz karar verin. 17 yaşındaki kız Aydın'da dairelerde kendi başına ev kalır mı? Siz her şeyi bilen bir şey. Valla oğlunuzla beraber kız kaçıyorsa bırakacaksınız o çocukları. Kaçmayı biliyorlar. Evlendirmeyi biliyorsunuz da yaşayamayacaklar mı? Evlendirme iki anasına babasına sorun. 3 sefer polise teslim ettim ben onu. 3 sefer evini saklıp geldim. Benim annemin babamın haberi yoktu. Benim senin oğluna kaçtığımdan senin haberin nasıl var mı? Üç incir olmadı, üç geçirdin yanındaki sen. O üç geçirdeki eve saklandın. Onun diyor ya. Aldı diye. Siz ben ailemin yanına gelince o altını bileziği bile bozdurup da kendi eksiklerinize kapatmadınız mı? Sen götürdüklerine bak sen bir de evi nasıl soydun gittin buraya? Hadi çıkartın ya. Ben hangi kuyumcuya gittim? Hangi şeye gittim? Benim çocuğuma bile bir küpeyi bir şeyi bozamadınız. Benim bozduysam bile
annesin doğumunda bir yüzükle bir de küpedir bu kadar basit. Osman Bey. Bak çocuğum, Esra Hanım siz olay vermiyorsunuz. Bu kız çocuğunu biz durdurmasak kendilerini acındırıyor ki annesi ve babası. Hı. Bütün cüneflik de para ki Ramazan Aslan var ya. Ramazan Aslan bütün... Bizim durumumuz yok şunu diye sahip anlamıyorsunuz çıkmadılar. Osman Bey, kaçmaları kaçtıktan sonra evlenmeleri, takılar, tokalar, yaşamalar beni bunların hiçbiri ilgilendirmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü onların hepsini buraya. O zamana kendi istediklerinize göre yine şu anda olduğu gibi kendinize göre hep olayları çevirmişsiniz. Beni şu anda şu ilgilendiriyor. 2,5 aylık çocuk babasının, babaannesinin ve dedesinin yanında. Anne çocuğu göremiyorum diyor. Anne çocuğunu görmek istiyor. Yarın da çocuğu alacak. Hala benim oğlan görmedi. Onu ne konuşuyorlar? Efendim? 8 ay benim oğlan görüşmedi, çocuğunu görmedi. Oğlum görmeye varınca bayramda askerden gelince hakkı... göstermediler, olay yaptılar. Geldi önce... mi senin oğlan? Velayet hakkı vardı, geçici velayet sendeydi. Evet. Babanın evet. Göreceği günler vardı. Baba geliyor muydu? Gelmedi. Baba geldiğinde sahne ne diyorum ben, siz bilmiyorsunuz olayları. İcra ile geldi mi? Hayır. Bayramdan artık kendine düşkün konuşuyorlar. Mehmet Ülker oğlumu dövüp durur, kendi eniştelere hazır ederek içeri. Şimdi Osman Bey bakın, Gonca ile Yasin evliler, oğlunuz nerede? Oğlum burada. De, ver telefona. Yasin, neredesin bir gelelim? Bakar mısın ya? Bir evliliğin içerisinde analar, babalar, kuzenler, halalar, dayılar, amcalar. Hayır bak, olayları bilmiyorsunuz. Hanım abla, bana WhatsApp'tan mesaj atmış. Olayı bilmiyorsunuz. Beyefendi. Olayı bilmediğiniz için. Osman Bey, siz olayı bilseniz, burada gelinimin başına bir şey gelir, torunuma bir şey olur diye bu sözleri eski defterleri açmazsınız. Dersiniz ki ben atlıyorum, oğlumu da alıp geliyorum, buradan gelinimi alıyorum dersiniz. Daha ne olayı anlatıyorsunuz siz? Sor Yasin hatta. Konuşsun, dinliyorum. Konuşsunlar. Yasin Bey. Söylesinler. Evet, dinliyorum. Valla biz de sizi dinlemek istiyoruz. Bakın karınız burada. Doğuma neredeyse birkaç hafta bile yok. Yani önünde 10-15 günlük bir süre var. Eşiniz Gonca niçin burada? Bu sorunun cevabını alabilir miyim sizden? Avukat Hanım. Ben size Esra ben. Ya Esra Hanım. Ben size şöyle açıklayayım. O şiddet uyguluyor diyordu. Onlar yalan. Ailemle görüştürmüyor diyordu. Telefon alıyor diyordu. Onlar da yalan. Daha o gün o olay 27 Ocak günü de yaşandı. 25 Ocak günü yaşandı. 25 Ocak, 24 Ocak'ta zaten anlayışla konuştu. Hoparlörü kapatır mısınız bir dakika? Konuşmayın. Hoparlörü bir kapatın. O tarihte ben bir şey yapabilirdi. Biz sabahında ailemiz beraber zeytin işlemeye gittik ve evden kalktık. Bakın bir dakika. Şimdi tekrar sizi bir hatta alacaklar. Tekrar bağlayacaklar. Söylediğiniz her şey kesik kesik geliyor. Tekrar yayını alacaklar. Esra abla, ben ailemin yanına geldikten sonra bana inat böyle WhatsApp'a Ayşe'nin böyle rezil rezil fotoğraflarını çekip Ayşe atıyorlar. Ayşe kızım. Çocuğun nasıl rezil fotoğrafları? Hani böyle zeytine götürüyorlar, hani bir şey yapıyorlar, onu atıyorlar. Elinde biberonuyla rezil abla benim çocuğum. Ha, şeylerde, bağlarda, evet. Bahçelerde çocuk orada üşür. Evet. Kavgayla girdiler. Biz onlara çocuğumu görme demedik. Geldi. Bu daha önceki olaydan. Daha önceki. Ben daha öncekini konuşmak istemiyorum. İşte üzerine barışmışım ikinci çocuk parklarında. Onu söylüyor. Yasin Bey. Efendim? Karınız niçin burada? Karım niçin burada biliyor musun? Evi biz dağda zeytin işlerken ailemle beraber dağda... Daha ekler çekmiş... Onun ayıbını yaşıyor şu anda. Karşıma geçip beni arayamıyor. Çocuğunu arayamıyor. Yasin onun Bey ben başka türlü sorayım. Karınız işte. Niçin burada? Programa hangi konuyla başvuruda bulundu? Söylesin. Efendim? Dinleyeyim. Karınız programa hangi konuda başvuruda bulundu? Ben 2,5 aylık çocuğumu göremiyorum. Kocam bana şiddet uyguladı. Darp raporlarım var. Bir an önce kendisinden boşanmak istiyorum dedi. Ya yalan söylüyor diyorum size. Çocuğum nasıl zaten... yalan? O gün burada... Neden? Çin'e gidelim hadi, jandarmadan çıksın kayıtlar. Bu çocuğu attı,
doğunca karnımdakini de atacağım diyerek buradan çekti gitti. Eşyalarını aldı götürdü. Onun iki parça elbisesi çocuğundan kıymetliydi. Çocuğunu önemsemedi. Bak. O tarihten sonra da hiç ben çocuğumu özledim diye ne aradı ne sordu. Bak. Şimdi geçmiş karşıma çocuk hesabını çocuk istiyor benden. Siz çok iyi bir babasınız. Ya Gonca bak hamilesin galiba atıyorum yani olay öyleyse psikolojim bozuk. Bak çocuk seni istiyor. Çocuğu hiç anneye götürdünüz mü 27 Ocak'tan bugüne kadar? Daha bizim yani dalga çocuk geçiyor. Anne demiyor ki sonra aramıyor ki zaten. Aramıyor anne. Sen mi doğurdun? Unuttu mu annesini çocuğu? Senin anan mı doğurdu benim çocuğumu? Senin anan mı baktı bu zamana kadar? Söyle. Sen ne baktın ya ne baktın? Sen ne baktın? Çocuk hasta yatarken arkanı dönüp de horul horul uyuyor. Küçük kızınızı annesinin evinde mi dünyaya getirdi Yasin Bey? Efendim? Gonca 2,5 yaşındaki kızınızı annesinin efendim? Evinde mi dünyaya getirdi? Annesinin evinde isteyerek dünyaya getirdi. Tamam, isteyerek. İsteyerek. Şimdi de yine İstanbul'da ya da annesinin evinde mi dünyaya getirecek ikinci çocuğunuzu da? Utanmaz. Bir dakika beni dinler misin? Öyle değil. Biz bayramla el öpmeye diye gittik oraya. Bayramda el öpmeye gidince bunun akrabaları benim üstüme saldırdı. Gonca'yı evin içine kilitlediler. Daha sonrasında da bizi görüştürmediler hiçbir zaman. Arkasından kendileri boşanma davası açtı. Ben ne yapabilirim? Size soruyorum. Peki o boşanma davasında bir Photoshop fotoğraflar kullanıldı mı eşinizle alakalı? Böyle bir fotoğraflar sundunuz mu mahkemeye? Benim çocuğumu satacak oldular. Ha. Para teklif ettiler. Yalan. Hay Allah. Tamam. Tövbe çocuğu tövbe. Satacaklardı para. Siz hiç tövbeler mahkemeye olsun. Benim karım başka erkeklerle ahlaksız bir yaşam tövbeler sürüyor olsun. Diye fotoğraflar verdiniz mi? Vermedik de. Efendim? Yapmışlığım var doğru. Photoshop başka erkeklerle karınızı yan yana koydunuz. Hayır, nasıl hayır, baba hayır. Ben size doğru, soruyorum. Onların anlattığı gibi değil. Mahkemeye sundun mu böyle bir fotoğrafı? Hayır, çıkaralım. Öyle fotoğraf falan değil. Ben söylüyorum. Yazışmalar var sadece. Yazışmaları sundum ben. Yazışmaları Photoshop yaptınız böyle. Sanki o yazışmış gibi. Çocuğunuz... Photoshop yapmadın. Kendisine benim adıma konuşun. Dünyaya geldikten... Çocuğun, ilk çocuğun dünyaya gelince... Kaç yaşına kadar... karının ailesinin yanında kaldı. Yaklaşık bir yaşına kadar ailesinde kaldı. Boşanma davanız vardı. Sen o sırada gidip görüyor muydun çocuğu? Evet, gidiyordum. Bana kapıyı açmıyorlardı. Çocuğumu göstermiyorlardı. İncirova'daki emniyetteki polisler şahit. Hepsi anladım. Orada. Nafakanızı falan öder miydiniz sonra? Yani? Hayır. Efendim? Hayır. Nafakanızı falan öder miydiniz? Hayır. Zaten bunlar size benim anlatmak istediğim konu bu. Ha, bunlar bunlar çocuğu eşya hisse senedi borsa gibi görüyorlar. Borsa gibi ne borsası? Çocuk üzerinden ben de para koparmak istiyorlar. Şimdi daha tehlikeli bir durum var beyefendi. Şimdi özellikle bunları merak ediyorum. Şimdi Gonca'nın siz diyorsunuz ki karım çocukları borsa. Bak yeni bir çocuk doğuracak. Bunu da borsa yani borsa olarak görüyorsa şimdi Gonca bu çocuğu dünyaya getirdiğinde başka birine verir mi satar mı? Orasını Allah'la kendileri biliyor. Ben onlardan her şeyi bekliyorum. Yasin Bey demek ki siz şöyle yapıyorsunuz. Çocuğu aslında isteyerek yanınızda tutmuyorsunuz. Anneye nafaka ödememek için çocuğu sizde tersten düşünürsek, sizin zihniyetinizi düşünürsek aynı şekilde. Ama ben burada Gonca'yı sizin hakkınızda 8,5 aylık doğum yapmak üzere bir kadını terk ettiğiniz için 27 Ocak tarihi itibariyle de Cumhuriyet Savcılığına intikal etmiş olan bir olay var. Terkle ilgili ben olarak. Bakın. Ben çocuğu yanımda tutmuyorum. O çocuğu bıraktı gitti. Hala siz anlamıyorsunuz bunu. Gonca o günü anlatır mısın? Söyle. Evet anne, çocuğu bak. Annem mi desin anne? Gitti. Annem ne sen? O günü anlatayım abla. Ben çıktım evden. Eşyalarımı da aldım. Almadım değil. Eşyalarımı da topladım. Çocuğumun eşyalarını da topladım. Hepsini götürdüm bir yere bıraktım. Başka türlü bunlardan ben kurtulamayacaktım. Çaresi yoktu. Ben de bıraktım bir yere. Çocuğumu da aldım.
Onun söylediği çocuğuma 2-3 tane portakal, 2-3 tane de elma aldım. Bu kadar basit. Çantaya mı koydun onları? Çocuğum yesin diye. Çocuğum yesin diye. Hırsızlık yaptın onun gözünde. Hayır, meyve nedir? Yani çantaya 3 portakal, 3 elma. Ne kadar almış ya? Kaç elma, kaç portakal aldı? Onu da söylesin. Kaç kilo almış yani? Portakal nedir ya? İşte onu pek çekti. Kendisi o kadar resmi bir insan. Ne? Ne kadar almış ben merak ettim. Hamile bir kadının taşıma kapasitesini merak ettim. Ne kadar portakal elime almış? Ya siz benimle dalga mı geçiyordunuz? Valla siz bizle dalga geçince biz de sizle dalga geçmek istedik. Çok özür diliyorum. Hat gidip geliyor. O gün Gonca evden eşyalarını çocuğu alıp çıktığında kaç kilo portakal elma almış? Bakın anlamıyorsun Tanfer Efendi. Bak eşyaları çekmiş. Kardeşime ait eşyaları çekmiş. Bana ait eşyaları çekmiş. Yalan. Anneme ait eşyaları çekmiş. Yalan. Dur Gonca dur. Evet. işte bunları çekmiş. Tamam. Bulgura, iğne iple yaparım diye kadar çekmiş. Çocuğu da almış mı o gün yanına eşyalarla beraber? Almış. Çocuğu alıyor, eşyaları alıyor. Portakalla elma almış mı onu merak ediyorum. Ne? Diyorsun ya bir şeyler almış evden diye. Evet. Meyve sebze almış galiba evden. Bakın avukat hanım, konuyu komediye çekin. Komedi değil benim anlattığım. Ben bunları yaşadım yani. Ben hikaye anlatmıyorum burada. Yasin Bey şunu merak ediyorum. O gün karınız evden çıkarken çocuğu kucağına alıp çıktı mı çıkmadı mı? Çıkmış. Tamam. Benim kardeşim tamam ne diyorum ben size? Bunların anlattığı gibi şiddet uygulaması, sert uygulaması diye bir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Kendi kafasına göre çekip gitmiş. Darp raporu gördüm diyor. Darp raporu temiz çıktı zaten. Şiddet uygulaması gördüm. Senin teyzenin evinde karınla aranda tartışma yaşandı mı? Tartışma falan yaşanmadı. Ben ona ilk gittiğimde sordum Gonca senin burada ne işin var dedi. Bana hiçbir şey cevap falan vermedi. Sonra annem de gelince annemle beraber hiç biz buna şiddet falan uygulamadık. Sadece çocuğu aldık çıktık orada. Anne giderken çocuğu senin teyzene evet, götürüyor. Sen o eve gidiyorsun çocuğu alıyorsun. Peki Gonca bu çocuğu sana al bakalım babası diye mi verdi? Bakın işte siz bunu anlamıyorsunuz hala. Bu çocuğu bana attı çocuğu aldıktan sonra jandarmayla beraber bizim evimize geldiler. Karnındaki tamam niye götürmemiş? Geldikten sonra jandarma ekiplerin yanında ben bu çocuğu attım zaten. Doğunca karnımdakini de atacağım. Benim eşyalarımı verin. Ben kendim isteyerek ayrılarak boşanacağım dedi. Ondan sonra ayrılık mektubu da yazdım zaten eve. Hep onu da akşam da öğrendim. Ne yazmış ayrılık mektubunda? Niye sana tahammül edemiyor? Bu evliliği sürdürmek istemiyor. Orasını ben nereden bileyim avukat hanım? Benim hiçbir şeyden Esra haberim ben. Ne diyorum ben size? Esra hanım benim buradan hiçbir şeyden haberim yok. Ben daha da ne diyorum ailemle beraber zeytin işliyoruz. Siz çok mu mutluydunuz? Gonca evden çıktı böyle bir kendi kendine çıkıp gitti mi? Çocuğu bana bıraktı gittilerdi. Çok mutlulardı hayırdır? Ne oldu bunlara? Yasin Bey. Efendim? Çok sorunsuz mutlu bir evliliğiniz vardı. Gonca kendi kendine çıktı gitti. Tabii ki de öyleydi. Ben ona hiçbir şey yapmıyordum Esra Hanım. Peki. Annem valla ya, bana Türkiye'de bir tane bir şey yok söyleyin. Hem giderken çocuğunuzu götüreceksin sonra çocuk sizden alınacak. İkincisi hamile halinizle mutlu yuvasından çıkacak tek bir kadın söyleyin bana. Esra abla. Çok güzel anlatıyorsunuz sağ olun Esra, anlattıklarınız için de. Esra şöyle de bir şey anlatayım. Söyle. WhatsApp'tan attığı mesajlar hala duruyor. Elmaya portakal aldığımı yazmış. Aha. Kendi yüzüğünü aldığımı yazmış. Evin anahtarını. Evin anahtarını aldığımı yazmış. Ama ki evimin anahtarını bugüne kadar görseydim herhalde evime girerdim büyük ihtimalle. Bugüne kadar beni evime de götürmediler. Girmedim de. Hani götürdük, yaptık, ettik diyorlar ama keşke yapsalardı da. Elma, portakal hani nedir? Ben yiyecek laf olur istemeseydim. Mu? Meyve keşke. Ya meyve çocuğuma peki yedirecektim. Gonca çocuğunu istiyor sevgili seyirciler. Bundan sonraki süreci hep beraber izleyerek, yaşayarak göreceğiz. İnşallah Gonca'nın da bu doğuma günler kala zamanında gözyaşları diner. 2,5 yaşındaki evladına da bir an önce kavuşur. Sen kendine iyi bak. Burada ablaların sana çok iyi bakarlar. Hiç merak etme. Belki de doğum burada gerçekleşir. Bilemiyorum bu süreci. Sen yeter ki sağlıklı ve iyi ol. Her anne hamilelikte kendini özel hissetmek ister. Evet. Bu da hayatın cilvesi ya da kaderi.
Dilerim çocuğunu kucağına aldıktan sonra böyle sorunsuz, iyi bir loğusalık dönemi geçirirsin. İnşallah onun sana sözünü veririm. Tamam mı? Esra Hanım, şimdi çocuğunu almış ya, bir de bırakıvermiş amca kadını. Gel, gel. Ay, ay küçücük ya. Tamam. Gel. Gel, buyurun siz de. Gel. Çantayı alacağım. Dikkat et buradan. Havva Nur konusuna geçeceğiz. Havva Nur da biliyorsunuz ki evden sevdiği için kaçan bir genç kız. 2 aylık da hamile. Daha yeni 18 yaşına girdi. Belki de kendi geleceğini görmüştür, bilemiyorum. Buyurun. Nur Ölçer 23 Aralık'ta Nurullah Ünlü ile beraber kaçıyor. Baba Kadir Ölçer canlı yayında kızının evlendiğini öğrendi. Havva Nur Ölçer ve Nurullah Ünlü resmi nikah kıymışlar. Havva Nur, hamile misin? Evet, 2 aylık hamileyim. 23 Aralık'tan sonra aile kızlarını ilk defa görecek. Neye geliyorsun sen benim yanıma? Yürü. Sen benim bir tarafımı yırttın gittin. Giden gitmiştir. Hayal kırıklığı yaşıyor. Gündem gitmiştir. Kısaca hiç sarılmak istemiyor musun? İstemiyorum. Bana gerilip sarılmak istiyorsun. Kapımı çekmek istiyorsun. Ben göremedim. Anne. Özür dilerim. Ben elini öpeyim. Ay ya. Anne ben. Senin annen orada. Git git. Bir tarafta senin oğlun, bir tarafta onların kızı. Karnında da bir can taşıyor. Bu kavgayla bu iş gitmez. Arkadaş ben düğününü yapacağım şöyle böyle dedi ya. Afyon geleneklerine uygun bir şekilde düğününü yapsın. Afyon'dan evini tutacak. Afyon'dan eşyasını sıfırdan döşeyecek. Ziynetini, anyasını, gonyasını alacak. Kızıma da elimi öptüreyim gitsinler. Her şartını kabul ediyorum. Sadece bu sene Afyon'a indiremem. Şu anda Afyon'da inşaatım başlamak üzere. Evi yaptıktan sonra istedikleri gün gidebilirler. Buyursun yapsın diyorum benden. Niye kaçmak zorunda kaldınız? Ablacığım ben 24'ü günü kaçırdım. Benim ona bakamayacağımı düşünüyorlar. Ben onunla devam ettim. Evet mutluyum. Biz çok iyi anlaşıyoruz. Kadir Bey, düğünü ben yapıyorum. Sizden tek bir ricam var. Evladınıza sarılın, bu küslük bitsin. Bazen programda böyle akışta öyle konular arka arkaya geliyor ki sanki böyle öncesi sonrası gibi oluyor. Boncayı gördün mü? Evet. Ne hissettin? Çok kötü oldum. Hı? Çok kötü oldum. Onun için üzüldüm. Onun için üzüldüm. Bak o da kaçmış. Evet. O da evlenmek için elinden gelen her türlü çabayı ailesini ikna etmek için göstermiş. Evet. Tabii insan benim sonum Gonca gibi olmaz diyebilir de. Hı? Üzüldüm. Ama başka bir şey. Üzüldün. Aynen. Bak Gonca'nın yanında kim vardı yine? Annesiyle babası vardı. Nasıl böyle burada oturmuşlardı? Evet. İnsanın bu hayatta tabii ki kayınvalide, kayınpederi olur ama annesi babası gibi hiç kimse olamaz. Onu bir anne baba gibi bir evladı hiç kimse koruyamaz. Çünkü 3 gün sonra sen onların oğullarını üzdüğünde sen onlar için elsin. Değil mi? Önce kendi evlatlarını korumak isteyecekler. Kendi evlatlarının kusurlarını kapatmak isteyecekler. O zaman o ay yüzlü, boncuk gözlü, güzel yüzlü Havva Nur olmayacak. Nasılsınız Kadir Bey? Elhamdülillah. İyiyim. İyisiniz. Eşi Nurullah da burada. Anne babası Ayşe ve Ferhat Bey de buradalar. Hafta sonu ben düşündünüz mü? Efendim ablacığım? Düşündünüz mü? Ablacığım bu ben çocuklar buradan nasıl ayrılacaklar? Ben bu çocukların her şeysine kefilim ablacığım. Ben bunların düğününü de yapacağım, evini de yapacağım. Bana ne düşüyorsa ben hepsini yapacağım çocuklarımın. Nurullah neyse o da benim kızım oldu şu anda ablacığım. Sorun olacak bir şey yok yani. Kadir Bey tek bir isteğiniz vardı. Afyon örf ve adetlerine göre
düğünü yapılsın. Bak ablacığım. Hı? Ben iki gün bu programı baştan sonuna kadar, A'dan Z'ye kadar tekrar izledim. Şimdi bunlar diyorlar ki, cuma gün bize haber geldi, biz salı gün nikaha geldik diyorlar. Doğru mu ablacığım? Burada kendilerinin konuştuklarını söylüyor. Şimdi salı gün bunlar buraya geldiler. Buradan gitmediler, kanala katıldılar. Doğru mu ablacığım? Bunlar eşyayı ne zaman almışlar? Neyi? Bunlar ev eşyasını aldık dediler ya, ne zaman almışlar abla? Bunu bana sormayın. Ben bak soruyorum, ben sorayım, ben cevabımı vereyim. Aldım, onlar da cevaplarını versinler. Ben ev eşyasını aldım ama getirmedim. Çocuklar beğenir beğenmez diye getirmedim. Bazalığını yaptım. Ama çocuklar gelsin beğensin diye getirmedim. Ne zaman aldın? Buraya gelmeden aldım. Buraya gelmeden alıp geldim. Sen kızın ne biliyordun belki de yanlış bir cevap vermeyeceğini? Biliyordum yanlış bir cevap vermeyeceğini, onun için almıştım. Ablacığım ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Bunlar benim örf ve adetlerime yakın düğün edemeyecekler ise onlar bana oğlanlarına fiyat bilsinler. Ben oğlanlarını alayım. Ben düğünlerini ben yapayım böyle ablacığım. Bir şeyi ben yapayım ablacığım bunları. Ben sorumlu kalıyorum düğünü. Bu iş düğünle çözülecek ya. Düğünü ben yapayım diyor. Ablacığım gördük. Geçen bak daha şimdi önünden gittiler. Ben bir şey demiyorum ben artık. Ben size Kadir abi yani, size söyleyeyim aslında. Gonca'nın düğünü de yapılmış. Evet. Bu iş düğün dernekle oluyor mu? Bitmiyor ablacığım. Ha? İşte ben de diyorum ki ayrı bir evi olursa belki biraz daha uzun keçinme yönler olur. Şunu söyleyin deyin ki benim kızım Nurullah'la evlendiyse kendi başını sokabileceğim bir göz odası olsun ama kendi dünyası olsun. Evet. Buna keyfiyle markanızdayım. Aynen öyle. Ama bana düğün dernek dediğinizde bana geliyorlar ablacığım, vallahi ya. Bak ablacığım şimdi ben haklısınız 21 da. Yıldır evliyim. 21 yıldır evliyim. Babamın daha bazı yaptığı şeylerle kaldım. Yapamadım. Hayat öyle bir acıtıyor ki insanı. Hayat öyle bir acıtıyor ki ben hayatın her türlü cilvesini yaşadım. Biliyorum. Bunu kızımla biliyor. Bak bunu kızımla biliyor. Yarın benim yaşadıklarımın alayının 99'unu daha fazla bu yaşayacak. Bak ben kendim bazı şeyler olmadığı için şimdi anasını öne kattı. 5 yıldır anası çekiyor işte bu çileyi. Ben çile çekmesini istemiyorum. Bunlar yapacaksa böyle yapacaklar. Tamam. Yapmayacaklarsa benim kızımın benim bir göz adası bir şey olsa yok. Kendi düzeni ve kendi hayatı olsun. Kira olur olmaz orasında bile değilim. Onu bile tartışmıyorum. Ama bu işi artık tatlıya bağlayalım. Ablacığım ben söz veriyorum. Bak aynı şekilde yapsınlar. Yapsınlar. Düğün nedenlerini yapsınlar. Anahtarlarını kendilerine teslim etsinler. Ben evdam yapsın yapmasın o beni ilgilendirmez. Bir tane akrabaları var Afyon'da. Benim yanımdan dursun demiyorum. Akrabalarının yanlarından ev dursunlar. Güzelce döşesinler. Herkes girsin çıksın olsun. Delikanlı gibiyse de gitsin çalışsın. Efendice karısına baksın. Bu kadar basit. Ben çok bir şey istemedim ki. Ablacığım ben zaten çalışıyorum. Benim tek istediğim yani başkasının bir evine girmek değil. Ben kendi evimi yapıp kendi evime girmek istiyorum. Yani düzenimi bir defa kurmak istiyorum. O zaman istiyorum. Bir yıl sonra evlenseydin Nurullah. Evet. O zaman bir yıl kızı bana verin, ben götüreyim. Bir yıl sonra gelin, düğün evinizi yapın, eşyalarınızı kurun, kızı alın götürün. İşte bu acele ne diyoruz ya, işte o yüzden bu acele niye, bu telaş niye? Bir zaman biraz kendinizi garanti altına alın, ayaklarınız üzerinde durun. Tamam Mesra abla, şey diyoruz da yanında duracak bir yıl, evim inşaatın başladı. Ablacığım, senin inşaatın beni enteresan etmez. Doğru mu? Doğrudur. Benim de durumum... Ey de Kadir abi, benim şu kızı kim yana koyacağım? Bu çocuk işe gidecek. Benim yani. Durumum... Niye? Ben varım, ben. Arkasında kale var, kale. Korkma. Ben de kalenin arkasındayım. Arkasında kale var. O zaman diyorsun ki, yanlış anlama bak. Bütün buradaki seyircilerinden özür diliyorum. Katılanlarda, nedenlerde. Biri böyle yapayım, biri böyle yapayım. Eşyalarını aldım diyor. Çıkıp da ben eşyalarını aldım. Allah bildiği minker razı olsun. İkiye sahiplerine ver diyemiyorsun. Onu da söyleyeceğim. Burada diyecektim. Burada diyecektim. Ben de seni alnından öpecektim. Böyle başımın üstüne taş yapacaktım. Onu da söyleyeceğim. Bir dakika. Onu da söyleyeceğim. Onun da bırakın bu siyaset işlerini. Ayşe Hanım güzel bir şey söylediniz. Oğlan işe gidecek. Havva'nın nerede kalacak? Ya bu evlenmiş. Evlenmek demek sizin kafanıza göre evlenmek, yalnız kalmanın da o kadar büyük sorumluluk ki.
çocuk dünyaya getirmek, aile kurmak, bu öyle bir sorumluluk. Eğer o imzayı attıysa, o yalnız da kalacak, o evin içinde sıkıntı da çekecek her türlü. Ne demek ki Havva Nur yalnız kalamayacak? Tamam abla. Evi işe gidecek, gelecek. Bu zihniyeti bırakacaksınız artık. Yani çocuklarınıza tamam, gönül ister ki evini kur, eşyasını yap. Ama ne demek? O zaman siz hiçbir zaman ayırmayacaksınız. Gonca'daki bugün, olduğu evet, gibi. Ayrı bir ev açacaklar. Hiçbir zaman aynen, oğlunuzu yanınızdan ayıramayacaksınız. Aynen. Çünkü onun eşinin yalnız kalıp sizin oğluna bakabileceğine inanmıyorsunuz. Ablacığım inanıyorum, özür dilerim, inanıyorum ama ben bu çocukları kiraya göndermek istemiyorum. Ben evimi yapıyorum. Kira parasını ben veriyorum arkadaş. Kirada olan oturanlar evli değil. Ben veriyorum. Ben kimsenin kirasına kalmadım. Bütün milletten özür diliyorum. O zaman kiraya da göndermek, o zaman ev vermeyeceksin arkadaş. Nikah imzasını attırmayacaktın. Arkadaş. Attırırken bunları düşünecektin. Ben düşündüm. Beni arayacaktın. Beni arayacaktın o zaman. Ben hepsini düşündüm. Sen söz verdin bana etme geldiğinde. Kızını kuracağım, alıp geleceğim dedin. Teslim yapacaksın dedin. Hayır, kesinlikle teslim veremem yapacağım. Ben Afyon'a. Kesinlikle veremem çocuklara Ben de vermezsen kesinlikle yapmıyorum bu işi. Yapmazsan yapmasa oldu. Teşekkür ederim. Affetmem ablacığım. Hayatta affetmem. Hayatta affetmem. İşte bak kızım. Olacağın işte ilk bak gittiler. Bak sen gibi gitmişler. Senin olacağın da bu. Burada 84 milyonun önünden söz veriyorum bak. Yapacağın işten bu kızım senin. Başka bir işin yok. Gel şuraya otur. Babacığım ben bir hata yaptım de. Beni götür de ben seni sırtımda taşırım ana. Ama bunlar taşıyamazlar seni. Atarlar yarın. Sırtımda bak, değil ben başımda yarın, taşıyacağım. Yarın atarlar. Ondan sonra bir daha görsün. Bu garibe de dönecek yüzün kalmaz bak. Ben sana son defa geldim buraya bak. İşimi aşımı bırakıp geldim. Biliyorum benim durumlarımı. Gel otur yanıma. Gidelim beraber. Ne olursa olsun dünya isterse yıkılsın. Arkandayım. Ama gidersen arkayı kaleyi kaybettin. Bak zaten bir kaleyi yıktın. İkinci kaleyi de yıkarsan bitti kızım. Benim yapabileceğim sana hiçbir şey yok bak. Hiçbir beni şey bilmem istemiyor. Polimanla. Şimdi, beni bilmem Aya Konya'yla suçluyorlar bak. Kadir Bey hiçbir şey söylemiyor. Madem evlendiler çocukların bir göz odası da olsa kendine ait bir düzenleri olsun. Karşı taraftan tek talebim budur. Kayınvalide, kayınpeder yanında yaşamasınlar. Her şey layıkına uygun yapılsın diyor. Çok da haklı. Bir yıl sonra geçecekleri bir ev varmış. Bir yıl bile olsa kirada yaşasınlar. Ben de kirayı veririm diyor. Bu konuda anlaşırsak ben barışırım diyor. Evimiz var. Gerekirse gitsin dursun ninesinin. Benim evden 2 kilometre ileride. Gitsin dursun lan. Hayır ablacığım. Hayır ablacığım. Kesinlikle hayır. Kabul etmiyorum. Niye? Ben hiçbir yardımda kabul etmiyorum arkadaşım. Hiçbir kimseden bir yardımda kabul etmiyorum. Ben de kabul etmiyorum arkadaşım. Çocuklarımı da Afyon'a göndermiyorum. Geri kalan haricinde ne gerekiyorsa çocuğuma yapacağım. Siz de ben de kabul yapmıyorum. Davet ediyorum. Ben de yapmıyorum. Buyur. Benim başka diyecek bir şeyim yok. Havva Nur. Gel otur şuraya. Bak çok iyi düşün. Bugün de sana süre. Ben yarın gideceğim. Bak aynen sana laflarımı geçerli. Bak yanlış yapıyorsun. Sen onlara bakarak konuşuyorsun. Bakmadan bana bakarak konuş. Bana bakarak konuş anam. Ben onları sizi takip edeceğim diye burada poliman suçlu yapıyorlar beni. Ben her şeyi anlıyorum. Bak benim yaşım 43. Ben dünyanın her türlü çilesini çektim. Kendim biliyorum. Ha. Bir hastaneyi senin yanlış yaptıkları için başlarına yıktım. Hemen bir dakikada ambulans çıkardılar. Biliyorsun onları da. Yaşamışsındır, duymuşsundur. Ha. Seni bu hale getirmek için neler çektim ben. Ha. Kardeşine sigorta yetmedi. Neler yaptığımı sen biliyorsun. Ha. Sana bunlar bakamazlar. Bunlar köle arıyorlar kendilerine. Ben ama köle yaptırmam seni. Kadir Bey o asla değil yani. Ortak hayatları var. Elimi vermesem de, şu 84 milyon şahit olsun. Bak elimi vermem, seninle barışmam ama kınla da zarar geldiği zaman dünyayı yakarım bak. Dünyayı yakarım, yakarım. Bak hiç aklıma gelmez vallahi. Bak gelmiyor da. Demin ben arkada o giden kıza üzüldüm, ağladım ya. İçim parçalandı. Görüyorsun çünkü 4 yılda gelinen noktayı neler yaşayacaklar. Ablacığım ben daha nelerini gördüm. Anlatsam yani bir senaryo farimanı falan oluruz herhalde. Ben her şeyi yaşadım gördüm. Havva Nur ayrı bir evinin olmasını babanın şartı bu. Sen böyle bir şey istiyor musun ayrı bir evde yaşamak? Abla ayrı yoksa bir evimin... Önce soruyu cevaplasın. Ayrı evin olmasını ister misin? Ayrı evin olmasını isterim ama onların da şu an inşaatları var. Eğer biz ayrı bir eve...
kışa yaparsak inşaatlarını yapamazlar. Yapmasın anam, ben anne. Baban da diyor ki, ben diyor kirayı ödeyeceğim diyor. Yeter ki kızımın bir göz odası olsun diyor. Sen geçinemezsin, 3 ay 6 ay sonra benim evime gelirsen ben ne yapayım seni? Aman dur. He? Hadi bunu ver kızım desen bir yolda diyeceksin ki ben dayanamam. Araştırıyorum kendi hatasını. Yani Allah kimde olduğunu da bilmez ya ablacığım, bu kadar olmaz. Biri yapıyordur, farklı bir şey yapıyordur, lütfen. Olmaz ya. Bu kadar olmaz ablacığım, özür dilerim ya. Çok, bu kadar olur beyefendi. O zaman oğlunuz kaçırdığında orta yolu bulmak için kapılarında yatacaktınız. Gizlice nikah yapmayacaktınız. Yattım ablacığım, buraya gelesiye yattım, yatma dedisin. Söylesin. Hangi kaç kere vardı? Kaç kere? Niye kaç kim aradı? Allah aşkına bak, Allah aşkına. Gerçekten sözünü söz veriyorum, bu elimi de sözünü üzerine vereceğim. Kesinlikle. Telefon kayıtlarını çıkarsın. Beni kaç kere aramış? 5 kere aradıysa ben vallahi bu kızı da verdim. Ben 500 kere aramış. Çıkarttın abla. Telefon kayıtlarını arayayım ben. Arasın. Ya ben aradım. Vardım. Neyin kavgasını yapıyorsunuz? Kız 2 aylık hamile. Evet, geçen hafta nikah kıyılmış. Evet ablacığım. Anladın mı? Bu adam da yaralı. Sadece ben de yaralıyım ki, abla, ben de yaralıyım. Ben de yaralıyım. Ne yarası? Ben de yaralıyım. Hangi konuda? Ben de yaralıyım ablacığım. Ben de yardım edeyim diyor bu çocuklar. Hayır ablacığım, ben yardım istemiyorum. Kesinlikle. O zaman yardım istemiyorsanız gereğini oğlunuza nikah masasına oturtturmayacaktınız. Evlilik dediğiniz şey olmadı. Bakın. Bu kız çocuğu. Nasıl olmadı? Cuma günü burada sen demiyor musun? Cuma günü haberim oldu. Salı günü nikah kıyacaklar mı diye ya? Bu kadar yalan olur mu arkadaş ya? Bu kadar yalan olur mu ya? Nikah bu kadar yalan haber olur mu ya? Ben anlayamıyorum ya. Bu kadar insan göz göze baka 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 yalan söyleyemez ya. Bir dakika. Ben seni aramadım mı? Çocukları buldum, ben aramadım getiriyorum kardeşim diye. Ben seni aradım, cuma günü akşam. Yalan söyleme. Sen yalan söyleme. Arasınlar burada. Yalan söyleme, yeter be, yeter. Sus, yalan ya. Söyleme. Yeter. Bu kadar aşağılanma, yalan söyleme. Sesini yükseltme. Yeter. Bana seni yükseltme. Yeter, yeter. Bu kadar yalan söyleme, yeter. Ben sana söyledim, çarşamba günü getiriyorum. Getiremezsin. Nikah kıydıktan sonra mı getiriyordun? Demedin mi? Demedin mi? Dinin imanına bu kadar milletin içinde söyle. Ama salı günü niye nikah kıydın? Salı günü niye nikah kıydın? Herkes çarşamba günü getiriyordun. Salı günü niye kıydın nikah? Ben getiriyorum dedim sana. Nikahdan ailenin çocukların nikah tarihini almışlar. Kızı. Gel. Ya. Gel. Gel. Ya susun Ferhat Bey ya. Rica ediyorum ya. Buradaki de baba diyor ki evlilik ortak, ben diyor ben de taşın altına koyayım diyor. Siz niye beraberiniz? Siz niye? Hiçbir hayır. Şey istemiyorum. Ne demek istemiyorsunuz ya? Ya tamam siz de kimsiniz ki, ya? Sen de ki şuna. O da kızı. Kadir, gönlün rahat olacaksa bu çocuklarla barışacaksınız, şu işi bir halledelim de ya. Halledelim ablacığım, ben halletmeyecek olsam buraya gelmem. Hayır, ben. Hayır siz de kendiniz. Bir haftadır buradayım ben, sizin Ferhat bir daha sözünüze ablacığım Ferhat özür dilerim. Bakın şunu anlamıyorsunuz. Ben baba anlıyorum ablacığım. Size fırsat veriyor, ben diyor barışacağım. Ben de fırsat veriyorum ablacığım. Diyor. Ben de hiçbir şey istemem diyorsun. Ablacığım ben hiçbir şey istemiyorum kimseden. Ben ne geliyorsa kimse çocuklarımın şeysini yapacağım. Ben bu kadar düşmedim yani Allah aşkına. O sizin çocuklarınız değil, bu tarafın da çocukları. Evet. Bu kadar bencil olmayın. Ben bir nikahdan şey demiyorum abla, yapmasın demiyorum abla ben. Bakın, ben nikahdan, nikahı kıyarak emir vaki yaptınız. Babanın, siz nikahdan, nikahı kıydınız, sanki nikahı böyle ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Tapu gibi görüyorsunuz. Hayır, kadının hayır, üzerinde hayır, bırakın hayır, bu şeyleri. Hayır, hani nikahı, hayır. Küçük kızları hayır. Böyle oğlunuza alıp diyecektin ki oğlum bizim inşaatımız var. Gel gideyim bu kızı ikna etmeye çalışalım, bir yüzük takalım. Baba da diyor ki şimdi size... İmkan verin bana, ben de taşın altına elim koyayım, siz de iki baba olarak evet. Oğlunuzu düşünüyoruz, o da kızını düşünüyor. Diyor ki ben kızıma bir göz oda istiyorum. Ablacığım tamam, ben çadıra kuymayacağım bunu, yaylaya çıkarıp da çadır kurmayacağım ben buna. Siz niye inatlaşıyorsunuz beyefendi? Niye ayrı ev istemiyorsunuz? Eşiniz ablacığım, diyor ki ben ufak. Gelinimi yalnız bırakamam, ne demek yaş ya? Ufakta. O zaman ben nasıl, evimi yapasıya diyorum, bir sene var. Nasıl bir ufak sene, ablacığım, ya? Bir siz sene. Bu çocuklar bir sene. Evliliği, sorumluluğunu kaldıramıyorsun, nikah yapmayacak. Şu anda ufak oluyor, gördünüz mü? Nikaha basıyorsunuz. Buyurun. O zaman çocuk, gelininiz ufak değil. Dünyaya çocuk getirecek 7 ay sonra. Nasıl? Evet. Anne olacak.
Ablacığım ben kıyamıyorum. Bırakacak. Ben kıyamıyorum. Ay, ya şey. Kıyacaksınız ya Ferhat Bey. Kıyacaksınız. Madem oğlunuzla Havva Nur cesaret edip kaçma cesaretini gösterdilerse bir haftadır da sizin yani işte kaç bir ay mı kaçtı onlar? Bir aydır gizli adreslerde saklanıyorlarsa. 70 gün. Sizin 70 de hiç, gün. 70 gün. Hiçbir şeyden haberiniz yoksa bunlar kaçıp saklanmayı bilen çocuklar bir göz odada yaşarlar. Evet, evet. Bırakacaksınız. Tamam yaşarlar. Allah yaşamazlar değil. Ama ben niye kiraya çıkayım? Şurada bir sene, altı ay sonra evimi yapacağım ben. Uyacağım çocuklarımı. Ferhat Bey, nikahın olduğu gün. Ya Kadir, bu çocuklar nikah kıyıyorlar. Nikah şurada dediniz mi? Ablacığım, söyletmedi kızı. Vallahi söyletmedi. Çağırın gelin. Çok güzel söyletmedi. Cevap veriyorsunuz. Bak, söyletmedi. Bak, o siz akşam de da bak. Okuyamadığınız... Ablacığım, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Söyle. O gün gece de aradı. Çeşitli kelimeler konuştu bana. Söylesin. Kullandım. Kullandım. Her zaman da söylüyorum. Her zaman da kullanacağım. Bana. Buyurun. Her zaman da kullanacağım. Ama sen çarşamba bu çocuğu getirecek besmetre. Ben ağzımı açmadım. Kar var işte. Diyorsun. Beş işte. Metre kar var diyorsun. Karının burada dediğini duymadın. Karı yanımdaydı. Beş metre kar var diyorsun. İki üç günden sabret getireceğim diyorsun. Demedim mi getireceğim diye. Nikiyi kıydırıp aldım geldim ben. Dünür işte bak nikiyini de kıydırdım. Bunu düzeltelim. Bunu... Çengel çamaklı düğününü yaptıralım iyi kötü bu işleri de kapatalım bitsin gitsin diyecektin. Ferhat Bey sen giderken biz o yollardan geliyorduk. Evet, o yollardan Bey, biz evet. Bu tarafa doğru geliyorduk. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında mesela böyle uzun bir süreye baktığında çok da iyi dünür olur ha bunlar. Vallahi bak birbirlerinin olacak, dillerinden olacak, konuşuyorlar. Olacak. Problem şu. Vallahi bugün boğazım yani buralarım şiş olduğu için. Şu saatten sonra Kadir Bey'in bir isteği varsa bir yıllık onu yerine getireceksiniz. Bu çocukları da böyle kıyacaksınız. Hatta dünyanın gerçek yüzünü de bir görecekler. Bu iş afyonlardan kalkıp İstanbullarda saklanmaya benzemez. Hayır ablacığım. Ben kızımı ben asla vermiyorum. Kadir Bey, Ferhat Bey o zaman bu çocuklar 65 gün saklandığında sizin gözetiminizde saklandı. Evet. Hayır evet, ablacığım. Aynen öyle. Hayır ablacığım. Aynen öyle. Hayır ablacığım. Yalnız kalamaz diyorsunuz. Telefonları nasıl vermişler? Telefonları evine nasıl koymuş gitmişler de buraya gelmişler. Telefonları nasıl evde koymuşlar? Karakol komutanı telefonuna kadar işlemlerini yaptı orada. Kayıtları nasıl açılmadı? Açtı oğlum WhatsApp'lardan onlara kadar karakola göttüm arkadaşlar. Ben ne bileyim ya ben burada ne bileyim ben ne bileyim. Ha bunlar ada. Aynen öyle. 70 gündür madem niye çıkmadın bu kanala? Niye çıkmadın madem 70 gündür bu kanala? Ben vallahi... Bekledin. Ben mi? Ben mi çıkmadım? Boş ver. Tamam senin, ben cevap senin vereyim. Senin amacın farklıydı. Bir saniye senin ben sana amacın söyleyeyim. Farklıydı. Tamam kardeşim. Ben sana söyleyeyim bak. Söylüyorum sana. Senin orada, amacın farklıydı. Bir dakika. Orada Bünyamin Şahin. Bağlansın. Tamam. Bağlansın. Beni göttü. Bağlan abla. Şimdi buyurun, ortadaki zaten hadi. Konuşmanız, ortadaki konuşmalarınız... Hadi bağlan o zaman, buyurun dökülsün o zaman, hadi. Dökülsün abi, dökülsün. Dökülsün ne varsa. Benim kızımı götüremezsin kardeşim. Ben kızımı götürmedim, çocuklar kendisi gitmiş. O zaman tamam. Ben kızına vermiyorum. Ben vermiyorum kardeşim. Nasıl nikah kıyıldıysa, ben o evlendiyse, o şekilde de burada boşanılır, ayrılır gider. Sepet koluna, çocuklar herkes yoluna. Çocuklar ne isterse olur, yapacak ben çocuğum şey da bilirim, çoluğum da bilirim ben. Kadir Bey, o öyle çok mümkün değil. Şimdi bak, kızın içeride... Yolunu da buluruz, yordamını da buluruz. Kızın içeride üzüntüden sıkıntı yaşıyor şu anda bir hamilede. Vallahi ablacığım ben ne yapayım? Ben şunu söyleyeyim. Siz o çok güzel bir şey söyledin. 70 gündür neredeydin diye. Kendi aranızda oturup bazı pazarlıklar yapmışsınız. Bazı konuşmalar yapmışsınız. Kadir Bey de şikayetini geri çekmiş. Bence şikayetini geri çektiği için çok da pişman da. Madem nikah kıyıldı. Siz de çocukları bir güzel saklamışsınız. Ben siz saklamadım abla. Bir süre nikah olana kadar, işlemler tamamlanana kadar, kızın yaşı dolana kadar da Kadir Bey idare etmişsiniz. Bu konuda da evet, profesyonel yalan aynen söylemişsiniz. Aynen onu siz başlık parası konusunda, ev düzme konusunda anlaşmışsınız. O siz sen ona yaparım demişsin, o senin sözüne inanmış, o gitmiş şikayetini çekmiş. İkiniz aynen kendi kazdığınız kuyuya düşmüşsünüz açıkça da söyleyeyim ama artık nikah kıyıldı. Evet. Bu işin doğru ve düzgün olan yolunu beraber bulacaksınız. Buyur. Bu çocukları tamam, da rahat bırakacaksınız. Demiyorum. Sizden ben rica ediyorum. Bulmayacağım demiyorum. Ben bulacağım diyorum. Ben yapmayacağım demiyorum. Ben yapmayacağım diye bir şey dedim ablacığım özür dilerim. Ben yapmayacağım diye burada bir şey dedim mi?
Siz bakın işinize geldiğiniz gibi 18 yaşındaki kız yaşını doldurmamış babasının nikahı istemedi diyorsunuz. Değil mi? Ona beyanını alıyorsunuz. Şimdi de bak diyor ki durumu olsa aslında ayrı bir evde yaşamayı ister. Sorunlar buradan kaynaklanıyor. Anne baba olarak bir adım evlendirdiğiniz tarihten itibaren bakın bu çocuklar reşit ki evlendiriyorsunuz. Bir adım geride duracaksınız. Eşiniz ne diyor? O kız diyor tek başına küçük benim oğluma bakamaz diyor. Bu kısa lafı siz de aynı şekilde diyorsunuz. Bakamaz benim oğlum tek başına. Bakamaz ben, demiyorum ablacığım. 27 yıllık meslek hayatında edindiğim tecrübe bakamaz şu. Demiyorum. Siz ayrı evi açacaksınız ama o kız o evde hiç oturmayacak. Sizin evinizde yiyip içecek. Hikayesinin aynısı olacak. Aynen, yani. Ablacığım, bir dakika. Ablacığım benim çocuğum. O zaman ne yapacaksınız? Bak, bakın kesin ablacığım. Bugün gerçekten içim şişti. Ablacığım, bu çocuklara ehliyet vermiyoruz. Bu çocuklar borçlandırıcı işlem yapamıyorlar. Oy veremiyorlar. Ama 17 yaşındaki genç kızlar böyle takır takır doğuruyorlar. Nikah kıyıyorsunuz. Böyle işte çıkıyorsunuz da pazarlık yapıyorsunuz. Hatta komutanın yanında başlık parası, eşya parası, örf adetine çocuklar, göre düğün olsun. Hayır, Hülya, ondan sonra giden, ziyan olan insanlar. Çocuklar, yazık ya size. Çocuklar vallahi, dünyaya geldikten sonra da bu çocuklara bu kız bakamaz. Zaten babasının evinden kaçarak gelmişti. Kaçma konusunda benim oğluma şöyle yaptırmıştı. Siz o kızı aslında biliyor musunuz? O kız kaçtı da analık yapamıyor da bir tas yemek de koyamamış da gibi... Bu hikayeler böyle öncesi, sonrası, ortası, ilerisi gibi gidecekler. Ha sonra ne oluyor biliyor musunuz? Buraya bir adam oturuyor diyor ki karım kaçtı diyor. Nereye kaçtı? Bilmem nereye kaçtı, şuraya kaçtı. Biz kadını yayına bağlıyoruz. Şiddet gördüm, mutsuzdum, kaçtım, evlendim, ailem arkasına döndü. Hiçbir zaman ilgi görmedim, her zaman evde psikolojik şiddet gördüm, ekonomik şiddet gördüm. Kaçtığım için kocam bunu defalarca yüzüme vurdu. Aslında bu hikayenin tamamen bütün resim burada yayında. Bak başladığımız dakikadan itibaren. O evi de açacaksınız. Yarın yapamazsınız bunu zaten. Kadir Bey'e şunu söyleyeyim. Bana bir ay mühlet verin. Düzeni oluşturalım. Biz yeter ki anlaşalım deyin ya. Bari anlaşalım ablacığım, ben anlaşmam demiyorum. Ablacığım bir saniye. Bu arada ekran başındaki seyircilerimizden tekerlekli sandalye bağışında bulunanlar var. Engelli vatandaşlarımız için. Merhumlar Abdülkadir, Asiye, Müzeyyen, Akansel, Gürkan ailesine, Muzaffer, Satitalo bir adet akülü, Ayşe İrmeş'e bir adet manuel, Sabire Çavdar bir adet, Ferda Sezer 2 adet, Huriye Türk 3 adet, Zeynep Koç 2 adet, Fatma Çakıcı 6 adet, Sıdıka Necla Katipoğlu kardeşler 2 adet, Zekiye Yılmaz 1 adet manuel, Emine Aydoğdu 2 adet, merhum İbrahim Canselek ruhunda 1 adet, Ayfer Mestan Akkaya 2 adet, merhum Berker Uzuntepe ruhuna Ülker Uzuntepe 2 adet. Bu seyircilerime, bu destekçilerime koca bir alkış gönderiyorum. İyi ki varsınız. Bu gönderilen hem manuel hem de akülü tekerlekli sandalyeler programımıza başvuruda bulunan engelli kardeşlerimiz, böyle koca da bir listemiz var. Onlara veriliyor. Bağışlarınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah karşılığını size daha fazlasıyla inşallah verir. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.